Oblomov, 3. Bölüm Oblomov eve dönerken sevinç içindeydi. Kanı kaynıyor, gözleri parlıyordu. Ona saçları bile tutuşmuş gibi geliyordu. Odasına bu halde girdi. Fakat girer girmez de coşkunluğunu kaybetti. Gözleri sevinçle parlarken birden hoşnutsuzlukla, hayretle donmuş, kendi koltuğunda oturan Tarantiye ve baka kalmıştı. Tarantiyev kıllı elini uzatarak sert sert sordu. Amma da bekletiyorsun insanı. Nerelerde dolaşıyorsun? Senin buna karifin elinden artık hiçbir iş gelmiyor. Yemek istedim yokmuş. Vodka istedim vermedi. Oblomov böyle bir anda Tarantiyev'i görmekle düştüğü şaşkınlıktan kurtulamayarak baştan sağma bir cevap verdi. Koruda biraz dolaşmaya gitmiştim. Oblomov yıllardır yaşadığı karanlık alemi unutmuş, o boğucu havadan kurtulmuştu. Tarantiyev onu bir anda göklerden bataklığa indiriyordu. Niçin geliyor bu adam? Ne kadar oturacak? Yemeğe kalmak isteyecek mi? Ya İlyinskilere gidemezsem? Bu düşünceler içinde kıvranan Oblomov, ondan ne pahasına olursa olsun kurtulmak niyetindeydi. Üzgün bir sessizlikle Tarantiev'in konuşmasını bekledi. Tarantiev sordu. E ee ahbap, niçin gelip taşındığın evi görmüyorsun? Oblomov ona hiç bakmamaya gayret ederek, ihtiyacım yok artık, dedi. Ben orada oturmayacağım. Ne? Oturmayacak mısın? Kiraladığın evde oturmayacak mısın? Ya kontrat ne olacak? Hangi kontrat? Unuttun mu yahu? Bir yıllık kontrat imzaladın. 800 rubleyi ver. Ondan sonra istediğin yere git. Evi dört kişi istedi, vermediler. Birisi üç yıllık kontrat yapmaya bile razıydı. Oblomov birden hatırladı. Yazlığa taşınacağı zaman Tarantiev bir kağıt getirmiş, o da hiç okumadan imzalayı vermişti. Ama benim eve ihtiyacım yok. Avrupa'ya gidiyorum. Avrupa'ya mı? Ha şu Almanla? Yok canım, sen hiçbir yere gidemezsin. Niçin gidemezmişim? Pasaportum hazır. Göstereyim istersen. Bir bavul bile aldım. Gidemezsin. Sen bir defa bana altı aylık kirayı peşin ver. Param yok ki. Bir yerden bul. Ev sahibinin kardeşi Ivan Matveyevich boş laf dinlemez. Giderseni mahkemeye verir, uğraşır durursun. Hem ben ona kirayı verdim. Sen parayı bana vereceksin. Nereden buldun bu kadar parayı? Sana ne canım? Eski bir alacağı aldım. Ver parayı hadi. Onun için geldim zaten. Peki peki. Bir gün gelirim de evi bir başkasına kiraya veririz. Şimdi bırak beni. Acele bir işim var. Ne biçim bir ev istiyorsun? Daha iyisini bulamazsın. Hem evi daha görmedin ki. Görmek de istemiyorum. Ne diye oturayım orada? Çok uzak. Nereye uzak? merkeze hangi merkeze sana ne merkezden yatakta yatacak değil misin hayır yatmıyorum artık nasıl yatmıyorsun yatmıyorum işte ben bugün ne olmuş bugün yemeği evde yemeyeceğim sen parayı ver de hangi cehenneme gidersen git ne parası bugünlerde gelir ev sahibi kadınla görüşürüm hangi ev sahibi kadın ha şu ahbabım olan kadın o ne anlar canım Kadının kardeşiyle konuşman gerek. O zaman da anlarsın sen. Pekala, onunla konuşurum. Evet, seni bekleyip duralım. Hayır, sen parayı ver de ondan sonra istediğini yap. Param yok, borç alacağım. Bari araba parasını ver, üç gümüş ruble. Araba nerede? Neden bu kadar pahalı? Arabacıyı savdım. Üç ruble çok mu? Buna da zor razı oldu. Yol kötü dedi. Dönüş içinde üç gümüş ruble vereceksin. 22 ruble eder. Yarım ruble verir, belediye arabasıyla gidersin. Hadi neyse, al şunu. Oblomov dört gümüş ruble verdi. Tarantiev parayı cebine atarak, yedi ruble daha borçlusun, yemek için de para ver, dedi. Ne yemeği? Artık şehirde yemeye yetişemem. Yolda bir lokantaya girip yiyeceğim. Bu taraflarda yemek çok pahalı. En az beş ruble ister. Oblomov bir şey söylemeden bir gümüş ruble çıkardı. Tarantiyev'e attı. Çabuk kalkıp gitsin diye hiç oturmuyordu. Ama Tarantiyev hiç oralı değildi. Söyle uşağa da bana yiyecek bir şey versin. Lokantada yiyeceğim dedin ya. O akşam yemeği canım. Şimdi saat daha iki. Oblomov Zahar'dan yiyecek istedi. Zahar Tarantiyev'e sert sert bakarak hiçbir şey yok yemek pişirmedik dedi. Mihey Andreeviç, beyefendinin gömleğini, yeleğini ne zaman getireceksiniz? Hangi yelek, hangi gömlek? Çoktan getirdim. Ne zaman getirdiniz? Taşındığınız sırada eline vermedim mi? Denklerin birine sokmuştum. Şimdi de tutmuş benden soruyorsun. Zahar hayretten dona kaldı. Oblomov'a dönerek Tanrı kuru iftiradan saklasın dedi. Ne ayıp şey değil mi İlya İliç? Tarantiev Evet evet bu masalları biliriz dedi. Herhalde içki içtin. Bir de bana ben efendimin hiçbir şeyini içki için satmış değilim. Siz Oblomov sözünü kesti. Peki peki yeter artık. Zahar sordu. Bizim süpürgemizle iki bardağımızı alan kimdi? Hangi süpürge? Ah seni moruka. Ah. Bırak bunları da bana yiyecek getir hadi. Bakın İlya İliç bana nasıl hakaret ediyor. Evde hiç yiyecek yok. Bir dilim ekmek bile yok. Anisya da dışarı çıktı. Zahar bunları söyleyip odadan çıktı. Tarantiyev sordu. Peki sen nerede yemek yiyeceksin? Çok garip. Oblomov koruda gezmeye gidiyor, evinde yemek yemiyor. Ne zaman yeni evine taşınacaksın? Sonbahar geldi demektir. Şu evi bir gelip görsene. Peki, bugünlerde gelirim. Para getirmeyi de unutma. Peki, peki. Evden bir şey istiyor musun? Ha dostum, evin tavanlarını, döşemelerini, kapılarını, her şeyini boyattılar. Yüz rubleden fazla para harcadılar. Peki, peki, iyi etmişler. Oblomov birden hatırlayarak, ''Ha, bak, sana bir şey söylemek istiyordum.'' dedi. ''Benim yerime adliyeye gidip bir vekaletname yaptırabilir misin?'' ''Ben senin avukatın mıyım?'' ''Canım, yemek için sana daha fazla para veririm.'' Senin vereceğin para ayakkabılarımı eskitmeye değmez. Arabaya bin, parasını veririm. Adliyeye gidemem ben. Neden? Düşmanlarım var. Beni mahvetmek için bin bir dolap çeviriyorlar. Peki, kendim giderim. Oblomov kasketini aldı. Evi görmeye gittiğin zaman Ivan Matveyeviç bu işini de görür. Çok yaman bir adamdır. Senin sonradan görme almanına benzemez. Otuz yıl aynı sandalyede hizmet görmüş. Daireyi tek başına idare ediyor. Zengin adam da. Ama öyle arabaya falan binmez. Giyinişi de benimkinden farklı değildir. Ne etliye karışır ne sütliye. Fısıldar gibi konuşur. Öyle yabancı ülkelere gidip senin Alman... Oblomov yumruğunu masaya indirerek... Tarantiev, aklının ermediği şeylere karışmasan daha iyi edersin, dedi. Tarantiev'in gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açıldı. Oblomov da gördüğü bu umulmadık öfke ona şıt olsan aşağı görülmek hakaretini unutturmuştu. Homurdana homurdana şapkasını aldı. Sana bir şeyler oluyor birader. Bu ne sinirlilik böyle? Dirseğiyle şapkasını süpürdü. Evirdi çevirdi. Sonra Oblomov'un dolaba atılmış bir şapkasına baktı. Sen bu şapkayı giymiyorsun galiba. Kasket almışsın. Ver de bu yaz ben giyeyim şunu. Şapkayı alıp başında denemeye koyuldu. Oblomov hiçbir şey söylemeden şapkayı çekip aldı, dolaba attı. Sonra kollarını göğsünde kavuşturarak Tarantiyev'in çıkıp gitmesini bekledi. Tarantiyev şaşkınlıktan kapıyı zor buldu. Söylene söylene çıktı. Sen bir tuhafsın bugün. Hele Ivan Matveyevich'le bir konuş bakalım. Parayı getirmezsen karışmam. Tarantiyev gidince Oblomov sıkıntı içinde koltuğuna oturdu. Bu kötü ziyaretin bıraktığı boğucu havadan kolay kolay kurtulamadı. Nihayet sabahı hatırladı ve Tarantiev'in soğuk hayali zihninden silindi, tekrar yüzü güldü. Aynanın önünde durdu. Uzun zaman kendi kendine gülümseyerek kravatını düzeltti. Yananda Olga'nın ateşli öpüşünün izlerini aradı. Kendi kendine iki asla ama birbirinden ne kadar farklı. Birisi çoktan soldu, öteki ise ne güzel çiçek açıyor. Sonra gittikçe derinleşen düşüncelere daldı. İçinde öyle bir his vardı ki, aşkın ışıklı ve bulutsuz bayram sabahı geçmiş, aşk artık bir ödev olmaya, hayatına karışmaya, gündelik işleri arasına girmeye ve taze renklerini yitirmeye başlamıştı. Belki bu sabah onun son pembe ışığını görmüştü. Bundan sonra artık parlamayacak. Sadece hayatını gizliden gizliye ısıtacaktı. Aşk hayatın içinde kaybolacak, onun güçlü fakat gizli kaynağı olacak basit gündelik bir hale gelecekti. Şiir bitmiş, hikaye başlıyordu. Mahkemelere koşmak, Oblomovka'ya gitmek, evi yaptırmak, çiftliği rehine vermek, yolu yaptırmak, köylülerle bitmez tükenmez konuşmalara girişmek, işi idare etmek, hasat yaptırmak, buğday öğüttürmek, hesaplar, kitaplar, kahyanın telaşlı yüzü, seçimler, mahkeme işleri. Bu kardeşalık içinde zaman zaman kasta diva tekrar duyulacak, acele bir öpüş, sonra hadi gene tarlalara, şehre, kahyaya, hesaplara. Konuklar gelecek ama onlardan da hayır yok. Konuşmaya başlayacaklar. Kim ne kadar şarap çıkarmış, hükümete ne kadar kumaş satmış falan filan. Nasıl olur? O bunların mı hayalini kurmuştu? Bu muydu hayat? Halbuki herkes sanki hayat buymuş gibi yaşıyor. Andrei de böyle yaşamaktan hoşlanıyor. Fakat düğün, evlilik hayatı ne de olsa hayat şiirinin bir parçasıydı. İyice açılmış bir çiçek de güzel olabilirdi. Kendini Olga ile birlikte kilisede gördü. Olga beyazlar giymiş, başına portakal çiçeklerinden bir çelenk takmış. Halk arasında hayranlık mırıltıları. Olga heyecandan kabaran gözü, başının her zamanki mağrur duruşuyla ona doğru eğiliyor, utanarak elini uzatıyor, herkese nasıl bakacağını bilmiyor. Bir gülüyor, bir gözleri yaşarıyor, kaşının üstündeki düşünce çizgisi kımıldıyor. Evde konuklar gider gitmez, gelinlik elbisesiyle bugünkü gibi kollarına atılıyor. İçinden karar verdi. Hemen Olga'ya gitmeliyim. Bunları yalnız başıma düşünemem. Herkese söyleyeceğim, herkese. Hayır, ilkin teyzeye, sonra barona, şıt olsa yazarım. Kim bilir ne kadar hayret eder. Sonra Zahar'a söylerim. Ayaklarıma kapanıp sevinçten aykıracak. Ona 25 ruble veririm. Anise gelip elimi öpmek isteyecek. Ona da 10 ruble veririm. Sonra sevinçten öyle bağıracağım ki herkes sesimi duyacak. o mutlu, o evleniyor diyecekler. Hadi şimdi Olga'ya. Baş başa konuşuruz. Hayatlarımızı birleştirecek olan gizli yemini tekrarlarız. Olga'ya koştu. Olga onun hayallerini gülümseyerek dinledi. Fakat Oblomov koltuğundan fırlayıp teyzeyle konuşmaya gitmek istediği zaman Olga kaşlarını öyle bir çattı ki Oblomov telaşa düştü. Olga parmağını ağzına götürerek yandaki odada oturan teyzenin duyamayacağı bir sesle ''Kimseye tek kelime söylemeyelim, daha vakit var.'' dedi. ''Aramızda her şey kararlaştıktan sonra niçin bekleyelim, ne yapacağız öyleyse, işe neresinden başlayacağız?'' kollarımızı kavuşturup oturamayız ya. Yapacağımız birçok iş var. Ciddi hayat başlıyor. Evet başlıyor. İşte ben ilk adımı atmak için teyzeye gitmek istiyorum ya. Bu iş son adım olacak. İlk adım hangisi? Adliyeye gitmek. Bir vekaletname yaptırman gerekli değil miydi? Peki yarın giderim. Niçin bugün gitmiyorsun? Bugün mü? Seni böyle bir günde nasıl bırakırım Olga? Peki yarın. Ya sonra? Sonra teyzemize söyleriz. Şıt olsa da yazarız. Hayır, sonra Oblomovka'ya gitmek gerek. Andrei Ivanoviç size köyde neler yapılacağını yazmıştı. Orada ne işiniz var ben bilmiyorum. Bina falan yaptırmak gerekiyor galiba değil mi? Ah sevgilim, şıt olsu dinlersek dünyada teyzemize hiçbir şey söyleyemeyiz. Şıt olsa kalsa ben önce evi yaptırmalıyım, sonra bir yol yaptırmalıyım, sonra okullar açmalıyım. Bir insanın ömrü bunları yapmaya yetmez. Olga, oraya beraber gideriz. Sonra, ama nereye gideriz? Bir ev var mı orada? Evet, yok. Eski evde oturulmaz. Ön taraf perişan bir halde. O halde nerede otururuz? Burada şehirde bir ev bulmamız gerek. Öyleyse şehre gidip ev aramalı. İkinci adım bu. Sonra, ilk adım yeter. Ondan sonra... Oblomov tasa içinde düşünüyordu. Bu ne işti? Hani fısıltılı konuşmalar, hani iki hayatı birleştirecek gizli anlaşmalar? Her şey ne kadar başka türlü oldu. Bu Olga da ne garip kız. Bir hali bir haline uymuyor. Bu kadar güzel bir anın tadına varamıyor. Sanki hiç hayal gücü yok. Bir türlü kendini hülyalara bırakamıyor. Önce vekaletname alınacak, ev aranacak. Tıpkı Andrei, ikisi de sanki acele yaşamak için anlaşmışlar. Ertesi gün Oblomov elinde bir dilekçe, istemeye istemeye şehre gitti. Yolda esniye esniye etrafına bakınıyordu. Mahkemenin nerede olduğunu doğru dürüst bilmiyordu. Dilekçeyi nereye vermek gerektiğini sormak için Ivan Gerasimovic'e uğradı. İhtiyar adam Oblomov'u gördüğüne pek sevindi ve yemeğe alıkoydu. Ivan Gerasimovic sonra işin nasıl yapılacağını sormak üzere bir dostunu çağırdı. Kendisi uzun zamandır bu işlerle uğraşmıyordu. Yemek ve konuşma saat 3'e kadar sürdü. Mahkemeye gitmeye vakit kalmadı. Ertesi gün cumartesiydi. Mahkeme kapalıydı. Böylece işler pazartesiye kaldı. Oblomov Viborg tarafındaki yeni evini görmeye gitti. İki yanı çitle kapalı uzun yollardan arabayla geçti. Nihayet bir polis kendisine aradığı evin ilerideki mahallede olduğunu söyledi. Oraya gitmek için Üstünü çamur ve ot kaplamış çitli bir yoldan geçmek gerekiyordu. Oblomov yolun iki yanındaki çiçeklere hayranlıkla baka baka yoluna devam etti. Polis bir avlunun ortasındaki eski bir evi göstererek ''İşte burası'' dedi. Kapının üstünde şu yazı vardı. ''Mütevaffa kâti Pişenitsin'in ze zevcesinin evi.'' Oblomov arabayı avluya sürdürdü. Avlu bir oda kadardı. Arabanın oku bir köşeye çarptı. Ürken bir sürü tavuk gıdak gıdak diye bağırışıp uçuşarak dört yana kaçıştı. Kocaman bir kara köpek zincirini koparırcasına sağa sola atılıyor, var gücüyle havlıyor, atların başını ısırmaya çalışıyordu. Oblomov pencerelerin hizasında duran arabanın içinde oturuyor, bir türlü inmeye karar veremiyordu. Saksılarla dolu pencerelerden birkaç baş göründü. Oblomov arabadan güç bela indi. Köpek büzbütün azdı. Oblomov evin sahanlığına çıkan, Başı kırmızı bir yazmayla örtülü ihtiyar, buruşuk yüzlü bir kadınla karşılaştı. Kimi istiyorsunuz? Ev sahibi bayan pişen itsini. İhtiyar kadın şaşkın şaşkın başını salladı. Belki Ivan Matveyevich'i görmek istiyorsunuz. Evde yok. Daireden daha dönmedi. Ben ev sahibi bayanı görmek istiyordum. Bu arada evin içinde bir telaştır gidiyordu. Pencerelerin kah birinden kah ötekinden başlar uzanıyor. İhtiyar kadının arkasında kapı açılıp kapanıyor, aralıktan yüzler görünüyordu. Oblomov etrafına bakındı. Avluda biri kız, biri erkek, iki çocuk onu merakla süzüyordu. Bir taraftan tulum giymiş, gözlerinden uyku akan bir mujik çıktı. Elini güneşe karşı gözlerine koyarak Oblomov'a ve arabasına tembel tembel baktı. Köpek durmadan havlıyordu. Oblomov yerinden kımıldar kımıldamaz ya da ayağını oynatır oynatmaz Büs bütün azıyordu. Oblo Mausa'da çitin üzerinden uçsuz bucaksız bir lahana bahçesi gördü. Solda birkaç ağaç ve bir yeşil kameriye vardı. Demek siz Agafya Matveyevna'yı istiyorsunuz. Ne yapacaksınız diye sordu ihtiyar kadın. Söyle kendisiyle görüşmek istiyorum. Burada birkaç oda tuttum. Ha siz yeni kiracısınız demek. Mihey Andreevich'in arkadaşı. Biraz bekleyin, haber vereyim. Kapıyı açtı. Birkaç kişi birden kapıdan kaçışıp odalara dağıldılar. Gerdanı açık, dirsekleri çıplak, başı açık, beyaz tenli, şişmanca bir kadın göründü. Utana utana güldü ve kaçtı. Biraz önceki ihtiyar kadın geri dönerek, ''İçeri buyurun.'' dedi. Oblamov'u ufak bir antreden geçirerek geniş bir odaya götürdü. Beklemesini söyledi. ''Ev sahibi hanım şimdi gelir.'' dedi. Oblomov odayı gözden geçirerek kendi kendine köpek hala havlıyor dedi. Birden gözüne tanıdık eşyalar ilişti. Bütün oda kendi eşyasıyla dolmuştu. Masalar toz içindeydi. İskemleler yatağın üzerine yığılmıştı. Şilteler, dolaplar, çanak çömlek karma karışıktı. Oblomov kızdı. Hiçbir şey yerli yerinde değil. Bu ne rezalet. Ansızın arkasındaki kapı hafifçe gıcırdadı ve biraz önce gördüğü açık gerdanlı, çıplak dirsekli kadın girdi. Otuz yaşlarında vardı. Dolgun yüzü o kadar beyazdı ki kırmızılık yanaklarına geçemiyor gibiydi. Gözlerinin üstünde kaş yerine hafif bir çıkıntı ve seyrek açık renk birkaç tüy vardı. Kül rengi gözlerinde ve bütün yüzünde sade masum bir ifade. Elleri beyaz fakat kabaydı. Üstlerinde mavi damarlar görünüyordu. Elbisesi vücuduna yapışıktı. Kalçalarını şişirmek, belini daraltmak için hiçbir şey yapmadığı belliydi. Tek etekli bir elbise giyiyordu. Göğsü o kadar güzel, o kadar kusursuzdu ki hiç soyunmadan bir heykel modellik edebilirdi. Sadece şalını çıkarsa yeterdi. Elbisesi şalının ve başlığının tersine eski ve yıpranmış görünüyordu. Konuk beklemediği için Oblomov gelince gündelik elbisesinin üstüne pazar günleri kullandığı şalı atmış, başına bir başlık geçirmişti. Odaya ürkek bir tavırla girdi ve Oblomov'un karşısına utana sıkıla oturdu. Oblomov ayağa kalkıp selam verdi. Bayan Pişenitsin'le mi müşerref oluyorum? Evet, belki kardeşimle görüşmek isterdiniz. Daireden beşten önce gelmez. Hayır, ben sizi görmek istiyordum. Kadın Oblomov'dan mümkün olduğu kadar uzak bir yere oturdu. Ayaklarına kadar düşen geniş şalına baktı. Ellerini şalının altında tutuyordu. Burada birkaç oda kiralamıştım ama şimdi durum değişti. Şehrin başka bir tarafında bir yer arayacağım. Onun için sizinle konuşmaya geldim. Kadın dalgın dalgın dinliyor ve Oblomov'a anlamsız bir ifadeyle bakıyordu. Bir zaman sonra, kardeşim evde yok dedi. Ama ev sizin değil mi? Evet. İşte ben de sizinle anlaşmaya geldim. Kadın ilk defa olarak Oblomov'un gözlerinin içine baktı. Sonra hemen başını önüne eğdi. Hep aynı sesle. Ama kardeşim evde yok. İşlere o bakar, dedi. Oblomov içinden basit ama hoş bir yüzü var, diye düşündü. İyi bir kadın olsa gerek. Tam o sırada kapıdan küçük bir kızcağızın başı göründü. Agafya Matveyevna Oblomov'a fark ettirmeden korkutmak ister gibi başını salladı ve küçük baş kayboluverdi. Kardeşiniz ne iş yapar? Dairede çalışır. Hangi dairede? Şu köylülerin kaydolduğu dairede. Adını hep unuturum. Tatlı tatlı gülümsedi. Sonra yüzü gene her zamanki halini aldı. Oblomov sordu. Burada kardeşinizle yalnız oturmuyorsunuz galiba. Kadın. Hayır. Kocamdan Ölen kocamdan iki çocuğum var. Yedi yaşında bir erkek, beş yaşında bir kız diye söze başladı ve yüzüne bir canlılık geldi. Bir de büyük annemiz var, hasta. Eskiden Akulina ile pazara gidebilirdi. Şimdi ayakları tutmuyor, kiliseye bile zor gidiyor. Kilisede de ayakta duramıyor. Başka kimse yok. Bazı bazı görümcem gelir, bizde kalır. Bazen de Mihey Andreevich. Mihey Andreevich sık sık gelir mi buraya? Bazen gelip bir ay kalır. Kardeşimin çok iyi dostudur. Birbirlerinden ayrılmazlar. Bu sözlerden sonra kadının artık söyleyecek sözü ve düşüncesi kalmadığı için sustu. Burası ne kadar sakin. Köpek de havlamasa insan kimseler yok sanacak. Kadın cevap yerine gülümsedi. Sık sık dışarı çıkar mısınız? Yazın bazen çıkarım. Geçenlerde barutu aynı tarafına gittik. Oblomov! kadının açılan şalının arasından bir yastık gibi rahat ve sakin duran göğsüne bakarak o taraflara çok giden olur mu? diye sordu. Hayır, bu yıl çok olmadı. Sabahleyin yağmur yağmıştı. Sonradan hava açtı. Yoksa çok giden olurdu. Başka nerelere gidersiniz? Başka yere pek gitmeyiz. Kardeşimle Mihey Andreevich balık avlamaya giderler. Gittikleri yerlerde balık çorbası pişirip yerler. Bir hep evde otururuz hep evde mi oturursunuz? Evet, hep evde. Geçen yıl bir defa Kolpino'ya gitmiştik. Yakındaki ormana da gittiğimiz olur. 24 Haziran kardeşimin isim günüdür. O gün kardeşimin dairesindeki arkadaşları bize gelirler. Siz hiç misafirliğe gitmez misiniz? Kardeşim gider, ben de çocuklarımla Paskalya ve Noel günleri kocamın akrabalarına yemeğe giderim. Başka konuşulacak şey kalmamıştı. Bahçede çiçekler görüyorum. Çiçekleri sever misiniz? Kadın gülümseyerek hayır dedi. Çiçek yetiştirmeye vaktim yok. Çocuklar Akulina ile Kont'un bahçesine gitmişlerdi. Bahçıvan vermiş. Bazıları da kocamın zamanından kalma. O sırada Akulina paldır küldür odaya girdi. Elinde kocaman bir horoz habire çırpınıp duruyordu. Bakkala bu horozu mu vereyim diye sordu. Bırak şimdi git. Görmüyor musun konuk var. Akulina horozu ayaklarından baş aşağı tutarak sorup gidecektim. Bakkal yetmiş kapik veriyor dedi. Agafya matbehevna hadi git mutfağa git çil horozu vereceksin bunu değil dedi. Utancından kızararak ellerini şalın altına soktu ve yere baktı. Oblomov ev işleri dedi. Evet çok tavuğumuz var yumurta ve piliç satarız. Buraya yazlığa gelenler ve kontunkiler hep bizden alırlar. Bunu söylerken Agafya Matveyevna Oblomov'a daha rahat baktı. Yüzü iş sahibi insanların ifadesini aldı. Bildiği şeylerden konuşurken yüzündeki alıklık kayboluyordu. Aklının ermediği şeyler sorulunca sadece gülümseyip susuyordu. Oblomov eşyasını göstererek bunları düzene koymak gerek dedi. Bu defa kadın Oblomov'a sıkılmadan baktı. Biz düzeltmek isterdik ama kardeşim bırakmadı. Kim bilir dolaplarında çekmecelerinde neler vardır dedi. Bir şey kaybolursa bize kızarlar dedi. Kadın bunları söylerken Oblomov'a hiç sıkılmadan bakabilmişti. Sözünü bitirince gülümsedi. Oblomov, kardeşiniz pek ihtiyatlıymış dedi. Kadın tekrar gülümsedi. Gülümsemesi ne söyleyeceğini bilmediğine alametti. Oblomov, onu bekleyemeyeceğim dedi. Siz lütfen kendisine söyleyin. Durum değişti. Bu eve artık ihtiyacım yok. Başkasına kiralayabilirsiniz. Ben de size bir kiracı bulmaya çalışacağım. Kadın gözlerini kırpıştırarak alıkalık alık dinledi. Ama kardeşim şimdi evde yok diye tekrarladı. Yarın gelseniz daha iyi olur. Yarın cumartesi daireye gitmez. Çok meşgulüm. Bir dakika vaktim yok. Siz lütfen kendisine söyleyin. Verdiğim depozito sizde kalsın. Bir kiracı bulacağım. Ama kardeşim şimdi evde yok. Daha gelmedi. Yola doğru bakarak gelse şuradan gelir. Daha görünürlerde yok dedi. O halde ben gidiyorum. Peki geldiği zaman ben kendisine ne söyleyeyim? Size söylediklerimi söyleyeyim. Durum değişti. Yarın kendiniz gelip söyleseniz daha iyi olmaz mı? Yarın gelemem. Peki öbür gün? Pazar günü gelin. Kiliseden sonra vodka içip yemek yiyeceğiz. Mihey Andreevich de gelecek. Sahi gelecek mi? Evet gelecek. Hayır, ben öbür gün de gelemem. O halde gelecek hafta buyurun. Tahtaları yıkarım, odaları temizlerim. Ben burada oturacak değilim. Ama nasıl olur? Eşyalarınızı ne yapacağız? Rica ederim, kardeşinize durumun değiştiğini söyleyin. Buraya bugün geç kaldı nedense daha görünürler de yok. Onu ayak seslerinden tanırım. Yoldaki tahtalara bastığı işitilir. Buradan çok insan geçmez. Oblomov odanın kapısı önünde kadını selamlayarak ''Kardeşinize söylersiniz değil mi?'' dedi. Kadın büyük bir telaşla Oblomov'u alıkoymaya çalışarak ''Yarım saate kalmaz gelir'' diyordu. ''Hayır, bekleyemem.'' Oblomov kapıda görünür görünmez köpek zincirini koparmaya çalışarak havlamaya başladı. Dirseğine dayanıp uyuyakalan arabacı uyandı. Atları geri geri çekti. Tavuklar tekrar kaçıştılar ve pencerelerden birçok baş birden gözüktü. Oblomov arabaya oturunca Agafya Matveyevna telaşla ''Geldiğinizi kardeşime söylerim.'' dedi. ''Evet, evi tutmama imkan olmadığını, başka bir kiracıya devredeceğimi, kendisinin de isterse bir kiracı aramasını söyleyiniz.'' ''Hep bu saatte gelirdi. Kendisiyle görüşmek istediğinizi söylerim.'' ''Peki, bugünlerde tekrar gelirim. Araba köpek avlamaları arasında avludan çıktı ve kuru çamurlarla örtülü yolda ilerlemeye başladı. Yolun sonunda eski paltolu koltuğunun altında bir tomar kağıt, orta yaşlı bir adam göründü. Elinde kalın bir baston, havanın güzelliğine rağmen ayaklarında lastikler vardı. Sağına soluna bakınarak acele acele ve ayaklarını tahta kaldırımı çökertecek gibi yere vurarak yürüyordu. Oblomov dönüp baktı adamın bayan Pişenitsinlerin kapısından girdiğini gördü. Kardeşi olsa gerek dedi. Ama bırak canım. Şimdi bir saatte onunla mı konuşacağım? Karnım aç, hava çok sıcak. Olga da bekliyor. Başka zaman gelirim. Arabacıya daha çabuk sürmesini söyledi. Yolda sağa sola çitlere bakarken düşündü. Acaba başka bir ev mi arasam? Tekrar Morskava'ya ya da Konyuşenli sokağına mı gitsem? Hayır başka bir gün. Ve arabacıya sür dedi. Ağustos sonlarına doğru yağmurlar yağmaya, sobası olan yaz evlerinin bacaları tütmeye başladı. Sobasız evlerde oturanlar da nezleden şişmiş yüzleri sarılı olarak dolaşıyorlardı. Yavaş yavaş bütün evler boşalıyordu. Oblomov bir daha şehre inmemişti. Bir sabah pencerenin önünden İlinskilerin eşyası geçti oblama gerçi odasını bırakıp şehirde lokantada yemekten, bütün gün uykusuz kalmaktan korkmuyordu artık ama gene de geceyi geçirmek için bir yer gerekliydi. Park ve orman tenhalaştıktan, Olga'nın evi kapandıktan sonra yazlıkta yalnız başına oturmak çok sıkıntılı olacaktı. Boş odalarda dolaştı, parkta gezdi, tepeye çıktı indi, içine bir üzüntü çöktü. Anisya'yı ve Zahar'ı Viborg mahallesine gönderdi yeni bir ev buluncaya kadar orada kalmaya karar vermişti. Kendisi de şehre indi. Bir lokantada çabuk çabuk yemek yedi ve akşamı Olgalar'da geçirdi. Fakat şehirde sonbahar akşamları, parkta ve kayın ormanındaki güneşli günlerden ve akşamlardan çok farklıydı. Artık Olga'yı günde üç defa göremiyordu. Katya onu çağırmaya gelemez, Zahar'da beş kilometrelik yere mektup götüremezdi. Böylece yazın çiçek açmış olan aşk, özünü yitirmiş gibi yavaşlamış, durgunlaşmıştı. Bazen yarım saat sustukları oluyordu. Olga dikişleriyle, nakışlarıyla uğraşırken Oblomov karma karışık düşüncelere dalıyor ve uzak bir gelecekte yaşıyordu. Yalnız zaman zaman Olga'ya bakarken birdenbire heyecanlanıyor ya da Olga ona bakıp da gözlerinde şefkatli bir uysallık ve sessiz bir mutluluk görünce gülümseyi veriyordu. Bir hafta içinde yeni bir eve taşınacağını, ve bunun için Viborg'daki evini düzenlemediğini bahane ederek üç gün üst üste şehre indi ve Olga'da yemek yedi. Ama dördüncü günü gitmekten sıkıldı ve İlyinskilerin evi etrafında bir hayli dolaştıktan sonra içini çekerek evine döndü. Beşinci gün İlyinskiler başka bir yere davetliydiler. Altıncı gün Olga ona bir mağazada randevu verdi. Oradan eve yürüyerek döndüler. Araba arkalarından geldi. Bütün bunlar hoş şeyler değildi. Yolda ikisini de tanıdıkları karşılarına çıkıyor, selamlaşıyor, bazen de durup konuşuyorlardı. Oblomo bu rastlantılardan fena halde sıkılarak kıpkırmızı kesiliyor. Tanrım ne çirkin durum diyordu. Olga'nın teyzesi ona iri ve dalgın gözleriyle bakıyor. Oblomo kendisine baş ağrısı veriyormuş gibi sürekli ruh kokluyordu. Kilometrelerce yoldan kalkıp gelmek de çekilir şey değildi. Viborg mahallesinden gelip gitmek tam üç saat sürüyordu. Oblomov, Olga'yı zorluyordu. Teyzene söyleyelim artık, her gün birlikte oluruz. Kimse de bir şey söyleyemez. Mahkemeye gittin mi? Oblomov, evet bütün işleri bitirdim demek isteğiyle yanıyordu. Fakat Olga'nın keskin bakışları yalanını yüzünden okuyuverirdi. İçini çekip susmaktan başka çare yoktu. Ah bilsem bu işler ne kadar zor diyordu. Olga gözlerini kaldırmadan ''Ev sahibi kadının kardeşiyle konuştun mu?'' diye soruyordu. ''Başka bir ev buldun mu?'' ''Sabahları adam hiç evde olmuyor. Akşamları da ben buradayım.'' Oblomov iyi bir özür bulduğuna seviniyor, Olga için çekip susuyordu. ''Yarın sabah muhakkak konuşacağım. Yarın pazarda daireye gitmez. Bütün işler bitmedikçe teyzeme bir şey söylemeyelim. O zamana kadar da daha seyrek görüşelim.'' ''Peki, haklısın. Bize pazarları gel. Yani kabul günleri. Bir de çarşamba diyelim. O gün başka konuk gelmez. Tiyatroda da görüşebiliriz. Bizim ne zaman gittiğimizi öğrenir sen de gelirsin. Oblomov, Olga'nın işleri düzene sokmasına sevinerek ''Evet, çok doğru.'' dedi. ''Güzel havalarda yaz bahçesine giderim. Sen de gelirsin. Bizim parkı hatırlarız.'' Oblomov, Olga'nın elini öptü ve pazara kadar gelmeyeceğini söyleyerek ayrıldı. Olga onun arkasından üzgün üzgün baktı. Sonra piyanosuna oturarak kendini müziğe verdi. Gözlerinde nedenini bilmediği yaşlar vardı. Şarkı söylemek istedi, söyleyemedi. Oblomov ertesi gün yataktan kalkınca yazın giydiği hafif pardösüyü aldı. Hırkasını çoktan bırakmış, hatta dolaptan çıkarılmasını emretmişti. Zahar kahvaltı tepsisiyle beceriksizce masaya yaklaştı. Anisya her zamanki gibi kapının aralığından Zahar'ı gözetliyordu. Her şey yolunda giderse hemen verecek. ama tepsiden bir şey düşecek olursa ötekileri kurtarmak için hemen koşacaktı. Zahar da bunun üzerine düşen şeylere karısına küfredecek, ona dirseğini kaldıracaktı. ''Ne güzel kahve, kim yaptı bunu?'' diye sordu Oblomov. ''Ev sahibi, beş günden beri o yapıyor. Siz çok şikore katıyorsunuz, az da kaynatıyorsunuz, bırakın ben yapayım.'' dedi. Oblomov bir bardak daha doldurarak "Enfes. Ona teşekkür ettiğimi söyle." dedi. Zahar yandaki odanın aralık kalmış kapısını göstererek "Kendisi orada." dedi. Kiler gibi bir yerde orası. Kadın orada çalışıyordu. Çay, şeker, kahve, çanak, çömlek de oradaydı. Oblomov ev sahibi kadının sırtını, beyaz gerdanının bir kısmını ve çıplak dirseklerini görebiliyordu. Ne yapıyor orada? Öyle dirseklerini oynatarak Bilmem, belki dantela örüyordur. Oblomov oynayan dirseklerine eğilip kalkan sırtına bakıyordu. Eğildiği zaman beyaz bir etek, temiz çoraplar ve dolgun diri bacaklar görünüyordu. Oblomov içinden ufak bir memur karısı ama dirsekleri bir kontesin dirsekleri gibi dedi. Öğleye doğru Zahar, ev sahibi kadının gönderdiği börekten yemek ister mi diye sormaya geldi. Bugün pazar börek pişiriyorlar dedi. Tanrı bilir nasıl börektir. Havuçlu, soğanlı. Oblomovka'daki börekten aşağı kalmaz. İçine piliç etiyle taze mantar koymuşlar. İyi öyleyse. Biraz getir bakalım. Kim pişiriyor bunu? O pis köylü karısı mı? O değil canım. Hanımı olmasa o hamur bile yoğuramaz. Ev sahibi hep mutfakta. Böreği Anisa'yla beraber pişirdiler. Beş dakika sonra yandaki odanın kapısından Oblomov'un evvelce gördüğü şalla yarı örtülü bir kol uzandı. Elinde bir tabak içinde dumanı tüten kocaman bir börek parçası duruyordu. Oblomov tatlı bir sesle çok teşekkür ederim dedi. Kapıdan tabağı alırken kadının dolgun göğsüne ve omuzlarına baktı. Kapı hemen kapandı. Kadın içeriden sordu. Biraz vodka ister misiniz? Hayır, vodka içmem teşekkür ederim. Botkanız ne cins? Kendimiz yaptık. Frenk üzümü yapraklarından çektik. Bu cinsinden hiç içmedim. Biraz lütfederseniz. Çıplak kol tekrar kapıdan görünerek bir tabakta bir kadeh vodka uzattı. Oblomov vodkayı içti ve çok beğendi. Çok teşekkür ederim dedi. Kapıdan içeriye bakmaya çalıştı. Ama kapı sımsıkı kapanmıştı. Oblomov sitem eder gibi. Sizi görüp bir günaydın dememe niçin izin vermiyorsunuz diye sordu. Ev sahibi kadın kapının arkasından gülümsedi. Hep iş kıyafetiyleyim. Daha hiç mutfaktan çıkmadım. Şimdi giyinirim. Kardeşim de neredeyse kiliseden gelir diye cevap verdi. Oblomo, ha kardeşim dediniz de hatırıma geldi. Onunla konuşmak istiyorum dedi. Peki gelince söylerim. Kim öksürüyor böyle? Ne kuru öksürük. Yine öksürüyor. Sekiz yıldır böyle öksürür. Odanın öteki kapısı kapandı. Oblomov kendi kendine ne kadar sade bir kadın ama öyle bir hali var ki sonra ne kadar da temiz dedi. Ev sahibinin kardeşiyle hala konuşmamıştı. Yalnız bir iki sabah daha yataktayken bir adamın koltuğu altında kocaman bir kağıt tomarıyla çitin arkasından geçip yolda kaybolduğunu görmüştü. Saat beşe doğru aynı kağıt tomarıyla pencerenin önünden geçip karşıki kapıdan kaybolduğunu da görmüştü evde hiç sesi duyulmazdı. Bununla beraber bilhassa sabahları evde bir canlılık olurdu. Birçok ses gelir, pencereden hizmetçi kadının bir köşede çamaşır yıkadığı görülür. Kapıcı ya oduna yarar ya da iki tekerlek üstünde bir su fıçısı getirir. Duvarın arkasında çocukların ağlamalarıyla ihtiyar kadının devamlı öksürükleri işitilirdi. Oblomov evin en iyi dört odasında oturuyordu. Ev sahibiyle ailesi arkadaki iki odada, Kardeşi de tavan arasındaydı. Oblomov'un çalışma odasıyla yatak odası avluya, konuk odası bahçeye, sofaysa içinde lahana ve patates yetiştirilen sebze bahçesine bakıyordu. Konuk odasının perdeleri rengi uçmuş bir basmadandı. Duvarlar boyunca ceviz taklidi tahtadan iskemleler diziliydi. Aynanın altında bir oyun masası, pencere kenarlarında çiçek saksıları, tavana asılı dört kanarya kafesi vardı. Ev sahibinin kardeşi ayaklarının ucuna basa basa yürüyerek ve Oblomov'u üç defa eğilip selamlayarak odaya girdi. Üniforması boğazına kadar ilikliydi. Altında gömleği olup olmadığı belli değildi. Kravatı tek düğümdü. Ucu üniformasının altına sokulmuştu. Kırk yaşlarında vardı. Bir tutam saç alnına, iki tutam saç da köpek kulakları gibi şakaklarına düşüyordu. Kurşun rengi küçük gözleri hiçbir şeye doğrudan doğruya bakmıyor, ancak dört yanı açamaklı bakışlarla süzdükten sonra bir noktaya dikilebiliyordu. Ellerinden utanıyor gibiydi. Konuşurken ya ikisini birden arkasında tutuyor ya da birini arkasında tutup ötekini ceketinin altına saklıyordu. Dairede müdürüne bir kağıt uzatırken de bir elini arkasına koyar, öteki elinin baş parmağıyla istediği kelimeyi özenle gösterdikten sonra hemen elini geri çekerdi. Belki parmakları kalın ve kırmızı olduğu, biraz da titrediği için pek fazla göstermemeye çalışıyordu. Kaçamak bakışını Oblomov'a çevirerek sizi görmemi arzu etmişsiniz dedi. Evet kira işi için görüşmek istiyordum. Buyurun oturun lütfen. Ivan Matveyevich ancak ikinci bir ısrar üzerine oturmaya razı oldu. Öne doğru eğilip ellerini ceplerine soktu. Oblomov, işlerim dolayısıyla yeni bir ev aramak zorundayım. Burasını başka bir kiracıya devretmek istiyorum, dedi. Adam elinin içine öksürdü. Bu mevsimde çok güç olacak. Bendenize yaz sonunda bir haber göndermeliydiniz. O zaman birçok müşteri vardı. Sizi kendim aradım fakat evde yoktunuz. Evet kız kardeşim söylemişti. Fakat ev için merak etmeyin. Burada rahat edersiniz. Yoksa hayvanlardan mı şikayetçisiniz? Hangi hayvanlardan? Tavuklardan. Gerçi oblum o sabahları kuluçkanın ve piliçlerin çeşitli gıdatlamalarını işitiyordu. Fakat buna pek aldırmıyordu. Gözlerinin önünde Olga'nın hayali durdukça çevresinde olup biten şeylerin farkında bile değildi. "Hayır, bu bir şey değil. Ben kanaryalardan söz ediyorsunuz sandım. Gün doğar doğmaz ötmeye başlıyorlar." dedi. "Başka yere alırız. Bunun da önemi yok. Ama burada kalabilecek durumda değilim. Siz bilirsiniz. Ama başka bir kiracı bulmazsanız kontrat ne olacak? Tazminat vereceksiniz. Size oldukça pahalıya mal olur." Ne kadar? Şimdi hesabı getiririm. Ivan Matveyeviç kontratla beraber bir hesap getirdi. Evin kirası 800 ruble. Siz 100 ruble depozito verdiniz. Geriye 700 kalır. Sizde daha iki hafta bile oturmadım. Benden bir yıllık kira mı almak istiyorsunuz? İvan Matveyeviç nezaketle ne yapayım dedi. Kız kardeşimin zarar etmesi doğru olmaz. Zavallı bir dul kadın evden aldığı parayla geçiniyor. Tavuklardan ve yumurtadan aldığı parayla da ancak çocuklarına elbise yapabiliyor. İyi ama ben bu parayı veremem. İnsaf edin. Burada iki hafta bile oturmadım. Bu kadar parayı ne diye vereyim? Ivan Matveyevich orta parmağıyla kontrattan iki satır göstererek, bakın burada ne diyor. Ben Oblomov kontratın bitmesinden önce evden çıktığım takdirde aynı şartlarla bir kiracı bulmayı da ya da Bayan Pişenitsin'e gelecek hazirana kadar olan kirayı vermeyi taahhüt ederim. Nasıl olur? Doğru bir şey değil bu. Kanuna uygun. Kendiniz imzaladınız. Buyurun, işte imzanız. Kaç para diyorsunuz? 700 ruble. Ahır ve araba yeri içinde 150 ruble. Ne? Benim atım arabam yok ki. Ahırı araba yerini ne yapayım? İvan Matveyeviç parmağıyla bir satırı daha göstererek kontratta da var dedi. Mihey Andreevich atlarınız olduğunu söyledi. Mihey Andreevich yalan söylemiş. Verin bana kontratı. İvan Matveyevich kontratı katlayıp tatlı bir sesle işte bir kopyası dedi. Kontrat kardeşime aittir. Bundan başka sebze bahçesi, lahana, turp ve diğer sebzeler için 250 ruble. Ne sebze bahçesi, ne lahanası. Nelerden söz ediyorsunuz anlamıyorum. İşte kontratta var. Mihey Andreviç evi sebze bahçesiyle beraber istediğinizi söyledi. Daha neler? Benim yiyeceğim şeyler hakkında ne hakla size emir veriyor? Ben sizden ne lahana istiyorum ne turp. Ivan Matveyevich sandalyesinden kalktı. Nasıl istemezsiniz? İşte imzanız, dedi. Tekrar parmağıyla imzayı gösterdi. Oblomov sabırsızlıkla sordu. Hepsi birden ne ediyor bunların? Kapı ve pencerelerin boyası, mutfak penceresinin değişmesi, yeni duvar kağıdı için 154 ruble, 28 kapik. Ne? Bunlar için de mi para vereceğim? Bunları ev sahibi yapar. Yapmazsa kimse o eve taşınmaz. Bu da kontratta yazılı. Hepsinin tutarı 1354 ruble, 28 kapik. Peki ama ben bu parayı nereden bulayım? Param yok ki. Sizin lahananız, turpunuz benim umurumda mı? Nasıl isterseniz. Bana göre hava hoş ama burada rahat edersiniz. Paraya gelince kız kardeşim bekleyebilir. Kalamam, işlerimden dolayı burada kalamam anlamıyor musunuz? Peki efendim siz bilirsiniz. Düşüneyim bir kiracı bulmaya çalışacağım. Çok güç bulursunuz ama siz bilirsiniz. İvan Matveyeviç bu sözlerden sonra Oblomov'u birkaç defa selamlayıp odadan çıktı. Oblomov cüzdanını çıkardı, parasını saydı. 305 rublesi kalmıştı. Birden kafası allak bullak oldu. Hayret ve korku içinde kendi kendine sordu. Ne yaptım paraları? Yaz başında köyden 1200 ruble göndermişlerdi. 300 ruble kalmış. Hesaplara, kitaplara girişti. Masraflarını hatırlamaya çalıştı. Ancak 250 rublenin hesabını bulabildi. Ne oldu bu paralar deyip duruyordu. Zahar, buyurun efendim. Biz paraları ne yaptık? Hiçbir şey kalmamış. Zahar ceplerini karıştırmaya koyuldu bir rubleyle on kapik çıkardı, masanın üstüne koydu. İşte size bunları vermeyi unutmuştum, taşınma parasından artmıştı, dedi. Ufak paraları kim soruyor sana? Sekiz yüz rubleyi ne yaptık diyorum. Ben ne bileyim nereye harcadığınızı. Arabacıya kaç para verdiğinizi bilmiyorum ki. Evet arabaya epey para gitti. Yazlıkta arabacıya kaç para verdik hatırlıyor musun? Nasıl hatırlayayım? Bir defa otuz ruble verdiniz galiba. Hesap tutmasını bilsen böyle olmazdı. Senin okuma yazma bilmemen yüzünden. Bugüne kadar okuma yazma bilmeden yaşadım. Tanrı'ya şükür kimseden daha kötü halde de değilim. Oblomov içinden şut olsun hakkı var. Köyde bir okul açmalıyım dedi. Zahar devam etti. İlyinskilerin okuma yazma bilen bir adamları var. Hizmetçiler diyor ki gümüş takımlarını çalıp çalıp satıyormuş. Oblomov fikrinden caydı. Boş hayaller bunlar. Biraz okula gidenler büsbütün ahlaksız oluyor. Kahvelerde oturup mızıka çalmakla, içki içmekle vakit geçiriyorlar. Hayır, hayır okul açmayı çok zoraya bırakmalı. Zahar'a sordu. Peki başka ne masrafımız oldu? Ben ne bileyim. Yazın Mihey Andreevich'e bir para vermiştiniz. Sahi vermiştim. 30 ruble arabacıya, 25 ruble de ve galiba. Başka? Oblomov dalgımı ve endişeli gözlerle Zahar'a baktı. Zahar dertli bir yüzle efendisini yan yan süzüyordu. Oblomov sordu. Acaba Anisya hatırlar mı? Nereden hatırlayacak o budala? Bir kadın ne anlar böyle şeylerden? Oblomov, bir türlü hesaplayamıyorum. Acaba yan kesicilerimi çarptırdım? Zahar, yan kesici çarpsa hepsini alırdı diyerek odadan çıktı. Oblomov koltuğuna gömülüp düşünceye daldı. Soğuk terler dökerek nereden para bulacağım diyordu. Köyden kim bilir ne zaman gönderecekler ve ne kadar gönderecekler. Saate baktı. iki olmuştu. Olga'ya gitme vakti. Bugün yemeğe davetliydi. Yavaş yavaş kendine geldi. Bir araba getirtti. Morskaya sokağına yollandı. Olga'ya ev sahibinin kardeşiyle görüştüğünü ve hafta içinde evi başka birine kiraya verebileceğini kelimeleri ağzının içinde geveliye geveliye anlattı. Olga Yemekten önce teyzesiyle beraber bir ziyarete gitti. Oblomov da civardaki evleri görmeye çıktı. İki eve baktı. Bir tanesi dört odalıydı, dört bin ruble istiyorlardı. Öteki beş odalıydı, ona da altı bin ruble istiyorlardı. Kulaklarını tıkayarak perişan bir halde, korkunç diyerek şaşkın şaşkın kapıcıların önünden geçti. Bayan Pişenitsin'e vereceği bin şu kadar rubleyi de hesaba katıp düşününce öyle bir korku düştü ki içine. Büsbütün pusulayı şaşırdı ve bir an önce Olga'yı görmek için koştu. Evde konuklar vardı. Olga'nın keyfi yerindeydi. Konuşuyor, şarkı söylüyor, herkese hayran bırakıyordu. Yalnız Oblomov dalgındı. Olga ise onun için konuşuyor, onun için şarkı söylüyordu. Onun böyle asık suratla oturmamasını, kendisi gibi çoşup taşmasını istiyordu. Oblomov'a, ''Yarın tiyatroya gel, bir lojamız var.'' dedi. Oblomov içinden, Akşam karanlığında o çamurlu yollarda bu kadar uzaktan diye düşündü. Fakat bakışları Olga'nın gözlerine rastlayınca gülümsediğini gördü ve bir gülümsemeyle cevap verdi. Olga, her hafta için önceden bir koltuk tutsana dedi. Gelecek hafta Mayevskiler gelecek. Teyzem onları bizim locaya davet etti. Bunları söylerken Oblomov'un ne kadar sevineceğini görmek için gözlerinin içine bakıyordu. Oblomov korkuyla içinden Ah tanrım cebimde 300 ruble var diyordu. Barona söyle o oh herkesi tanır yarın bir koltuk bulur. Olga tekrar gülümsedi. Oblomov da gülümsedi. Baronla konuştu. Baron da gülümseyerek bir bilet bulacağını söyledi. Olga şimdilik koltuk alırsın işlerini yoluna koyunca Ali hocamızdaki yerine gelirsin dedi. Olga mutlu günlerinde olduğu gibi hep gülümsüyordu. Bu gülümsemeler Çiçek yığınları gibi geçen güzel günleri örtüyordu. Olga bu örtüyü hafifçe kaldırınca Oblomov'un içine sevinç doluyordu. Artık parayı marayı unutmuştu. Ertesi gün Ivan Matveyeviç'e kağıt tomarıyla penceresinin önünde görünce vekaletname işini hatırladı. İvan Matveyeviç'e vekaletname ile meşgul olmasını rica etti. İvan Matveyeviç vekaletnameyi okudu. İçinde bir noktanın belirsiz olduğunu söyledi ve düzeltme işini üzerine aldı. Evrak yeniden temize çekildi, tasdik edildi ve nihayet postaya verildi. Oblomov bunu koltukları kabara kabara Olga'ya haber verdi ve uzun bir zaman için rahata kavuştu. Köyden bir haber gelinceye kadar ev aramaya gerek olmadığını düşünerek sevindi. Böylece bir yıllık kira borcunu da biraz olsun azaltmış olacaktı. Bu kadar uzak olmasaydı burada pekala kalınabilirdi. Her şey derli toplu, ev işleri de yolunda, diyordu gerçekten ev işleri yolundaydı. Oblomov yemeğini ayrı yaptırmasına rağmen Agafya Matveyevna onun yemek işlerine bakıyordu. İlya İliç bir gün mutfakta Anisya ile Agafya Matveyevna'yı neredeyse birbirini kucaklayacak halde gördü. Ruhlar arasında bir yakınlık varsa, akraba ruhlar birbirini uzaktan tanıyabilirlerse, Agafya Matveyevna ile Anisya arasındaki sevgi buna açık bir örnek olabilirdi. İlk bakışta, ilk sözlerde, ilk hareketlerde birbirini anlamış ve beğenmişlerdi. Anisya'nın çalışma tarzı, kollarını sıvayışı, masayı ve süpürgeyi eline alarak altı aydır kullanılmamış mutfağı baştan başa temizleyişi, rafların, duvarların, masanın birkaç süpürgede tozlarını alışı, ocağın küllerini çabucak çıkarışı bütün bunlar Agafya Matveya ve Emna'ya Anisya'nın nasıl bir insan olduğunu ve kendisine ev işlerinde ne büyük bir yardımcı olabileceğini anlatıvermişti. O günden sonra ona kalbinde bir yer ayırmıştı. Anisya'da Agafya Matveyevna'nın mutfağa nasıl hakim olduğunu, kirpiksiz Şahin gözleriyle Hantal Akulina'nın her beceriksiz hareketini fark etmesini, durmadan yemekler için şunu çıkar, bunu koy, ısıt, tuzat diye emirler vermesini, pazarda bir bakışta şöyle bir dokunuşta tavuğun kaç aylık olduğunu, balığın sudan ne zaman çıktığını, maydanozun veya marulun ne zaman koparıldığını anlayıvermesini görerek ona hayran olmuştu. O kadar ki Anisya istidadını boşuna harcadığını, çalışacağı yerin Oblomov'un mutfağı olmadığını, burada onun bütün el çabukluğunun sadece zaharın düşürdüğü bir tabağa veya bardağa yakalamaktan ibaret kaldığını, bunca görgüsünün ve ustalığının kocasının kıskançlığı ve sahte vakarı yüzünden hiçe sayıldığını düşünüp üzüldü. İki kadın birbirlerini anladılar, birbirlerinden ayrılmaz oldular. Oblomov dışarıda yemek yediği zaman Anisya ev sahibinin mutfağında çalışıyor, sırf iş sevgisiyle dört yana atılıyor, yemekleri ocağa koyup kaldırıyor, dolabı bir anda açıp kapıyor, istenen şeyleri Akulina daha lafı anlamadan bulup veriyordu. Anisya'nın bunlara karşılık gördüğü mükafat bol bol yemek, akşam sabah kahve içmek, Agafya Mat ve Evna'yla uzun uzun konuşmak ve zaman zaman onun sırlarına ortak olmaktı. Oblomov evde yemek yediği zaman da Agafya Matveyevna Anisya'ya yardım ediyor, yemeğin iyice pişip pişmediğini, salçaya şarap ya da krema katılıp katılmayacağını, balığın öyle değil böyle pişirilmesini söylüyordu. Ev işlerinde birbirlerine neler öğretmemişlerdi. Yalnız mutfak işlerinde değil, çamaşır, dokuma, yıkama, elbise, dantel temizleme, eldivenlerden, çeşitli kumaşlardan leke çıkarma, türlü ilaçlar, otlar kullanma gibi asırlık insan tecrübelerinden kalma her işte. İlya İliç sabah 9'a doğru kalkar, beyaz çitin arkasından elinde evrak tomarıyla daireye giden Ivan Matveyeviç'i görür, sonra kahvesini içerdi. Sütlü kahve her zaman mükemmel, kaymağı boldu. Ekmek lezzetliydi. Sonra prosunu yakar, kuluçkanın, piliçlerin, kanaryaların, sakaların çeşitli seslerini dikkatle dinlerdi. Onların hiçbirinin uzaklaştırılmasına razı olmamıştı. Bunlar bana köyümü, Oblomovka'yı hatırlatıyor, diyordu. Daha sonra yazın yazlıkta okumaya başladığı kitaplara devam ediyor, bazen de okumak niyetiyle uzandığı kanepede uyuyakalıyordu. Etraf son derece sakindi. Zaman zaman bir asker ya da baltalarını bellerine asmış birkaç köylü sokaktan geçerdi. Binde bir de seyyar satıcı bu uzak yerlere kadar gelerek çitin öbür tarafına yakın bir yerde yarım saat kadar durur ve elma, karpuz diye öyle bağırırdı ki insan ister istemez bir şeyler satın alırdı. Bazen ev sahibinin kızı Maşa, annesi tarafından Oblomov'a gönderilir, satılık mantar olduğunu söyler, alıp almayacağını sorardı. Ya da Oblomov, kızın erkek kardeşi Vanya'yı çağırır, neler öğrendiğini sorar, onu okutup yazdırır, imtihan ederdi. Çocuklar girip çıkarken kapıyı iyi kapadılar mı, kapamadılar mı Oblomov aralıktan ev sahibinin çıplak boynunu, hareketli sırtını ve dirseklerini seyrederdi. Kadın durmadan çalışır, bir şeyler ütüler, havanda bir şeyler döverdi. Oblomov'un kapı aralığından baktığını fark edince artık fazla sıkılmıyor, hemen şalına sarılmıyor, sadece gülümseyip işine devam ediyordu. Oblomov bazen elinde kitabıyla kilere girip onunla konuşurdu. Bir gün ona durmadan çalışıyorsunuz dedi. Kadın gülümsedi ve kahve değirmeninin kolunu var gücüyle çevirmeye koyuldu. Dirsekleri öyle çabuk gidip geliyordu ki Oblomov'un başı döndü. Kendinizi fazla yoruyorsunuz dedi. Hayır alışkınım. Peki işiniz olmadığı zaman ne yaparsınız? İş olmadığı zaman ne demek? Her zaman iş vardır. Sabahları yemek hazırlığı, öğle yemeğinden sonra da akşam yemeği. Akşamları da yemek yiyor musunuz? Tabii, akşam yemeği yemeden olur mu hiç? Yalnız bayram akşamları kiliseye gideriz. Hangi kiliseye gidersiniz? Rojdevo kilisesine, bizim kilisemize. Bir şeyler okur musunuz? Kadın alıkalık alık baktı, cevap vermedi. Kitaplarınız var mı? Kardeşimin var, ama hiç okumaz. Kahveden gazete alırız. Bazen yüksek sesle okur. Vanya'nın çok kitabı var. Sizin hiç çalışmadığınız olmaz mı? Hayır, pek olmaz. Tiyatroya gitmez misiniz? Kardeşim yurtlarda gider. Siz? Benim vaktim olmaz. Yemeği kim hazırlar sonra? Hizmetçi. Akulina mı? Olur mu hiç? Ben siz ne yapabilir o? Sabaha kadar bitiremez. Zaten bütün anahtarlar bende durur. Bir süre sustular. Oblomov kadının düzgün dolgun kollarına bakıyordu. Birdenbire. Ne güzel kollarınız var, dedi. İnsanın resmini yapacağı geliyor. Kadın biraz kızarıp gülümseyerek, kolları sıyırmadan olmuyor, dedi. Entariler şimdi öyle fena ki, Kollarını geniş yapıyorlar. Kirleniyor. Sustu. Oblomov da söyleyecek başka bir şey bulamadı. Kadın kendi kendine fısıldayarak konuştu. Kahveyi bitirip biraz şeker kırmalı. Şikore aldırmayı da unutmasam bari. Oblomov, sizin evlenmeniz gerek. Ev işlerini ne kadar iyi yapıyorsunuz, dedi. Kadın gülümsedi ve kahveyi büyük bir kavanoza boşaltmaya başladı. Oblomov ısrar etti. Sahi söylüyorum. Beni iki çocuğumla kim alır ki, Agafya Matveyevna bu cevaptan sonra zihninde hesaplar yaparak düşünmeye koyuldu. Dalgın dalgın bir şeyler söylüyordu. Yirmi kadar olacak. Sakın hepsini içine atmasın bu kız. Kahve yüz yerleştirdi ve koşa koşa mutfağa gitti. Oblomov odasına dönüp kitabını okumaya devam etti. İçinden ne taze, ne sağlam kadın, ne mükemmel bir ev kadını sahiden evlenmesi gerek dedi ve Olga'yı düşünmeye başladı. Güzel havalarda Oblomov kasketini giyer, civarda gezmeye çıkardı. Bir yerde çamura batar, bir yerde köpeklerle başı belaya girer, canı sıkılır eve dönerdi. Evde yemek hazırlanmış, sofra kurulmuş olurdu. Yemekler her gün ne kadar da iyiydi. Zaman zaman da çıplak bir kol kapı aralığından bir tabak börek uzatırdı. Oblomov artık opera için yola çıktığı zamanlar bu mahalle ne kadar rahat, ne kadar iyi, fakat biraz kasvetli demeye başlamıştı. Bir gece tiyatro dönüşünde arabacıyla bir saat kapıyı çaldılar. Köpeğin havlamaktan canı çıktı. Oblama fena halde kızdı ve ertesi gün bu evden çıkmaya karar verdi. Ama ertesi gün, daha ertesi gün geçti. Bir hafta geçti, gene çıkamadı. Olga'yı görmediği, sesini işitmediği, gözlerinde hep aynı sevgiyi, şefkati, mutluluğu okumadığı günler onu çok arıyordu. Buluştukları zamansa yaz günlerindeki hayat geri gelirdi. Evde Olga'nın başkalarına kayıtsızca fakat kendisine anlamlı anlamlı bakan gözleri onu mutlu etmeye yetiyordu. Fakat kış yaklaştıkça birbirlerini daha seyrek görür oldular. İlinskilerin konukları o kadar çoğaldı ki Oblomov Olga'yla iki kelime konuşmak fırsatını bulamıyordu. Ancak bakışlarıyla konuşabiliyorlardı. Olga'nın bakışlarında sıkıntı ve sabırsızlık okunmaya başlıyordu. Konuklara kaşlarını çatarak baktığı oluyordu. Bir defa Oblomov artık iyice sıkıldı ve yemek biter bitmez şapkasını alıp gitmeye davrandı. Olga koştu, şapkasını elinden aldı. Nereye gidiyorsun? Bırak eve gideyim. Niçin? Ne yapacaksın evde? Bunu söylerken Olga'nın bir kaşı yukarı kalkmıştı. Oblomov uykulu gözlerini zorla açarak Bir şey yapacak değilim dedi. Bakalım gitmene izin var mı? Olga Oblomov'un gözlerine sert sert bakarak devam etti. Yoksa uyumak mı istiyorsun? Yok canım ne uykusu. Güpe gündüz uyumak olur mu? Canım sıkıldı sadece. Bugün operaya gidiyoruz. Nasıl olsa locada beraber değiliz. Ne demek? Birbirimizi görmek, perde aralarında buluşmak, operadan sonra konuşmak, beni arabaya götürmek sence bir şey değil mi? Mutlaka geleceksin. Başka bir diyeceğin var mı? Başka bir diyeceği yoktu. Operaya gitti. Sahneyi yutacakmışçasına esnedi, ensesini kaşıdı bacaklarını bir o yana bir bu yana oynattı. İçinden ah bitse de artık bu işler. Olga'nın yanına oturmak varken ne diye buralarda sürünüyorum. Böyle bir yaz geçtikten sonra hala görüşmek için fırsat aramak, gene aşık bir çocuk rolünde kalmak olacak şey mi? Evli olsaydık bugün tiyatroda ne işimiz olurdu? Bu operayı altıncı defadır görüyorum. Perde arasında Olga'nın locasına gitti. Tanımadığı iki züppenin arasında güç bela bir yer bulabildi. Beş dakika sonra çıktı. Salona giren kalabalığın arasında durdu. İkinci perde başlamış, herkes telaşla yerine gidiyordu. Locada gördüğü iki züppe de oradaydılar. Aralarında konuşuyorlardı. İlyinskilerin locasına gelen adam kimdi? Hiç canım, Oblomov adında biri. Neci bu adam? Bir çiftlik sahibi, şut olsun arkadaşı. Ya, yeah, şut olsun arkadaşı ha. Burada ne yapıyor? Do you say it? Tanrı bilir. İki züppe yerlerine oturdular. Fakat bu havadan konuşma Oblomov'u allak bullak etmişti. Kim bu adam? Oblomov adında biri. Tanrı bilir. Sözleri. Kafasını tokmaklıyordu. Burada ne yapıyormuşum? Ne yapacağım? Olga'yı seviyorum ya. Onun emrindeyim. Ama artık herkes dedikoduya başladı. Demek farkına vardılar. Ne yapmalı? Bir şeyler düşünmeliyim. Artık sahnede olup bitenin hiç farkında değildi. Gözü sahnedeki kadınları, şövalyeleri görmez olmuştu. Orkestra alabildiğine çalıyordu ama Oblomov'un hiçbir şey duyduğu yoktu. Etrafına bakıyor, tiyatrodaki tanıdıkları sayıyordu. Olga'nın locasındaki adam kimdi? Oblomov adında biri. Oblomov utanç ve sıkıntı içinde düşünüyordu. Evet, ben buyum işte. Herkes beni şıt olsun dostu olarak tanıyor. Olga'nın nesiyim? Tanrı bilir. İşte gene züppeler bir Olga'nın locasına bir bana bakıyorlar. Oblama locaya bir göz attı. Olga'nın opera dürbünü ona çevrilmişti. Aman tanrım hep gözü bende. Ne buluyor bende acaba? Yaman bir kısmet tanrı için. Şimdi de bana başıyla işaret ediyor. Sahneyi gösteriyor. Züppeler de galiba bana bakıp gülümsüyorlar. Oblomov tekrar başını kaşıdı. Bacaklarının yerini değiştirdi. Olga perde arasında züppeleri opera bittikten sonra evine çağırdı. Onlara şarkı söyleyecekti. Oblamov'a da gel demişti. Oblamov içinden hayır bugün artık gitmem diyordu. İşleri bir an önce bitirmeliyim. Bu köydeki adam ne diye hala cevap vermiyor? Keşke kendim köye gitseydim. Gitmeden önce de Olga'yla nişanlanmalıydım. Ah tanrım gene bana bakıyor. Tahammül edilir gibi değil. Operanın sonunu beklemeden eve döndü. Zamanla o gecenin kötü hatıraları silindi. Yalnız kaldıktan sonra Olga'ya gene mutluluk heyecanlarıyla baktı. Başkalarının yanında şarkılarını dinlerken gene gözyaşlarını zor tuttu. Eve dönünce Olga'nın gözünden uzakta kanepesine uzanıyordu. Uyumak, odun gibi yatmak için değil, Olga'nın hayaliyle oyalanmak, gelecek mutlu günleri, Olga'nın ışığıyla aydınlanacak rahat ev hayatını düşünmek için uzanıyordu. Fakat geleceğe doğru çevrilen gözleri kah bile bile, kah iradesi dışında kapı aralığından ev sahibi kadının hareketli, çıplak kollarına gidiyordu. Bugün içeride dışarıda her şey tam bir durgunluk içindeydi. Ne araba geçiyor, ne kapı çalınıyordu. Yalnız saatin ve kanaryaların sesleri duyuluyordu. Bu sesler de sessizliği bozmak şöyle dursun, büsbütün artırıyordu. İlya İliç tam bir ilgisizlikle kanepeye uzanmış terlikleriyle oynuyordu. Terlikleri yerden ayağına geçirip havaya atıyor, ayağıyla yakalamaya çalışıyordu. Zahar girdi. Kapının eşiğinde durdu. Oblomov kayıtsızca sordu. Ne var? Zahar bir şey söylemedi. Sadece ona baktı. Ama yan yan değil. Hemen hemen dost doğru baktı. Oblomov hayretle tekrar sordu. Söylesene börek mi hazır ne var? Ev buldunuz mu? Hayır daha bulamadım. Niçin sordun? Daha her şeyi çıkarıp yerleştirmedim. Çanak çömlek, elbiseler, sandıklar aşağıda duruyor. Çıkarıp yerleştireyim mi? Daha dur. Köyden bir mektup bekliyorum. O halde düğün Noel'den sonraya kalacak. Hangi düğün? Oblomov birden ayağa fırladı. Zahar sanki çoktan kararlaştırılmış bir şeyden konuşuyormuş gibi. Sizin düğününüz canım dedi. Evleniyorsunuz ya. Oblomov hayretten dona kaldı. Evleniyor muyum? Kiminle? İlyenskilerin kızıyla. Nereden çıkardın bunu? Kim soktu kafana bunu? Uğursuz herif. Oblomov sesini bir drama aktörü gibi yükselterek burun buruna gelinceye kadar Zahar'a yaklaştı. Zahar kapıya doğru gerileyerek ne diye uğursuz oluyorum dedi. Tanrı'ya şükür hiç de uğursuz değilim. Kimi söyledi? Daha yazın İlinskilerin hizmetçisi söylemişti. Oblomov parmağını kaldırıp salladı. Sus! Bir daha böyle laf istemem. Ben uydurmadım ya ''Hala konuşuyor.'' Oblomov, Zahar'a sert sert baktı ve kapıyı gösterdi. Zahar çıktı. Öyle bir ah çekti ki bütün evden duyuldu. Oblomov düştüğü hayretten kendini alamıyordu. Olduğu yerde dura kaldı. Zahar'ın biraz önce durduğu yere baktı. Umutsuzca başını salladı ve kendini koltuğuna attı. ''Hizmetçiler bile biliyorlarmış. Mutfaklarda, hizmetçi odalarında bunu konuşuyorlar demek.'' Bak iş ne hale geldi. Bana düğünün ne zaman olacağını sormaya kalkıyor herif. Halbuki daha teyze bile bir şey bilmiyor. Ya da biliyorsa bile başka türlü biliyor. Belki kötü şeyler düşünüyor. Öf neler düşünüyor kim bilir. Olga da ben de ne duruma düşüyoruz. Kalkıp kanepeye uzandı. Yüzünü yastıkların içine soktu. Düğün. Bütün sevişenlerin hayatındaki en şiirli an. Mutluluğun kutsal çelengi. Uşakların arabacıların ağzında dolaşıyor. Hem de daha bir şey kararlaştırmadan. Ne köyden cevap geldi, ne para buldum, ne ev buldum. Oblomov, Zahar'ın ağzında bütün büyüsünü kaybeden o şiirli anı tahlil etmeye başladı. Madalyonun ters tarafını gördü. Bir o yana, bir bu yana döndü. Birden ayağa kalktı, odanın içinde birkaç adım attı, tekrar yattı. Sofrada oturan Zahar kendi kendine, ''Ne geveze herifim ben de, keşke ağzımı açmasaydım.'' diyordu. Oblomov düşündü. Nereden biliyorlar? Olga bir şey söylememiştir. Bense kendi kendime bile bir şey söylemiş değilim. Hizmetçiler odalarında her şeyi kendileri kararlaştırmışlar. İşte baş başa kalmaların, şairane akşam ve sabah gezintilerinin, şarkı dinlemelerin, ateşli bakışmaların sonu budur. Ah, zaten bu aşk maceraları böyledir. Bunlardan hayır gelmez. İnsan bir defa evlenmeli, ondan sonra aşkın sihirli bulutlarına gömülmeli. Ah tanrım, gene hemen Olga'nın teyzesine gitsem, Olga'nın elinden tutup işte benim nişanlım desem. Ama bir şey hazır değil ki. Köyden cevap yok, para yok, ev yok. Hayır, önce Zahar'ın kafasından bu fikri çıkarmalıyım. Dedikoduları bir yerde kesmeliyim. Yoksa yangın gibi dört yanı saracak. Düğün, düğün de ne oluyormuş? Birden gülümsedi. Düğün sözünün bağlı olduğu hayaller gözünün önüne geldi. Uzun bir duvak, portakal çiçekleri, halk arasında fısıltılar. Ama birden her şey değişiverdi. Halkın arasında kaba, pis zaharı, İlinskilerin hizmetçilerini gördü. Bir sürü araba, soğuk bir merakla bakışan yabancı yüzler. Gözlerinin önüne öyle sıkıntılı, kasvetli hayaller geldi ki. Zahar'ın aklından bunu çıkarmalı. Onu bu fikrin saçma olduğuna inandırmalı diyordu. Kah taşkın, kah dertli düşüncelere daldı. Bir saat sonra Zahar'ı çağırdı. Zahar duymazlıktan geldi. Mutfağa doğru sessizce yürüdü. Kapıyı gürültüsüzce araladı. Tam gireceği sırada omzu kapının kenarına çarptı. Kapının iki kanadı da gürültüyle açılıverdi. Oblama o sert bir sesle çağırdı. Zahar! Ne istiyorsunuz? Buraya gel. Bir şey mi emrettiniz? Söyleyin getireyim. Buraya gel diyorum. Zahar! Nedir benim çektiğim diye mırıldanarak girdi. Buyurun ne istiyorsunuz? Oblomov ağır ve esrarlı bir sesle ''Buraya gel'' dedi. Zahar'a o kadar yakında bir yer gösterdi ki gelse hemen hemen efendisinin dizlerine oturacaktı. ''Oraya gelemem yer yok. Buradan pekala söyleyeceklerinizi duyabilirim.'' ''Buraya gel diyorum sana.'' Zahar bir adım attı ve bir heykel gibi durdu. Efendisine yan dönerek gözlerini pencereden tavuklara dikti. Oblomov onun yalnız kabarmış favorisini görüyordu. Oblomov'un yüzü zayıflamış gibiydi. Gözleri tasalı tasalı bakıyordu. Efendisini bir saat içinde bu kadar değişmiş gören Zahar, gittikçe dertlenerek oldu bana olanlar diye düşündü. Sen efendine böyle saçma bir şeyi nasıl sorabildin? Zahar acı sözlere kendini hazırlayarak içinden işte başladı dedi. Soruyorum sana bu kadar gülünç bir şeyi nasıl düşünebildin? Zahar bir şey söylemedi. İşitmiyor musun? Böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsin? başkalarının söylemesine bile nasıl izin verirsin? Zahar kapıya doğru bir adım atarak, müsaade ederseniz Anisya'yı çağırayım, dedi. Ben seninle konuşmak istiyorum, Anisya'yla değil. Bu gülünç hikayeyi niçin uydurdun? Ben uydurmadım. İlyinskilerin hizmetçileri söyledi. Onlara kim söylemiş? Ben ne bileyim. Katya Semyon'a söylemiş. Semyon Nitika'ya söylemiş. Nitika Vasilisa'ya söylemiş. Vasilisa Anisya'ya söylemiş. Anisya da bana söyledi. Aman tanrım hepsi biliyor. Bütün bunlar saçma, yalan, iftira. Anlıyor musun? Olacak şey mi bu? Niçin olmasın? Düğünün olmayacak nesi var? Biz siz değilsiniz ya evlenen. Herkes evleniyor. Herkes? Beni herkese benzetmek senin eski adetin. Böyle bir şeye imkan yok ve hiçbir zamanda olmaz. Düğünün olmayacak nesi varmış? Şunu söylediği lafa bakın. Sen bir düğün ne demektir bilir misin?'' Zahar oblamava bir baktı ama öfkeli bakışını görünce döndü ve sağ tarafta bir köşeye baktı. Dinle bak, sana anlatayım ne demek olduğunu. İşi gücü olmayan bir takım insanlar, kadınlar, çocuklar, hizmetçiler, çarşıda pazarda düğün var, düğün var diye bağırışmaya başlarlar. Bir insan İlya İliç ya da Piotr Petrovich olmaktan çıkar ve Güvey adını alır. Bir gün önce kimse yüzüne bakmazken o gün herkes onu bir eşkıya gibi süzmeye başlar. Yolda, tiyatroda başına üşüşürler. İşte gidiyor, işte o diye fısıldaşırlar. Her gün bir sürü adam gelip ona bir sürü saçma sapan şey sorar. Bu dolaca suratlar takınırlar tıpkı senin gibi. Zahar hemen başını tekrar avludan yana çevirdi. İşte havadis böyle karşılanır. Daha sonraki günlerde ilk iş nişanlının evine gitmektir. Durup dinlenme yoktur. Hep yeni eldiven, yeni elbise giymek, hep neşeli görünmek zorundasın. Doğru dürüst yemek yiyemezsin. Karnını havayla, bir de çiçek buketleriyle doyurursun ve 3-4 ay hep böyle gider. Anladın mı şimdi? Ben nasıl yapabilirim bu işi? Oblomov çizdiği bu kötü evlenme tablosunun Zahar üzerindeki etkisini görmek için durdu. Zahar kapıdan yana dönerek artık gidebilir miyim diye sordu. Hayır daha dur ortalığa yanlış bir haber yayıyorsun. Bari için yanlış olduğunu öğren. Bunun için doğru olamayacağını sen pekala bilirsin. Nereden bileyim? Sonra sen bir şey unutuyorsun. Evlenecek insanların görecekleri bir sürü işler vardır. Terziye, ayakkabıcıya, mobilyacıya kim gidecek? Ben her yerde olamam ya. Benim yerime sen mi gidersin? Sonra bütün şehir haberi duyar. Oblomov evleniyormuş, duydunuz mu? Yok canım kiminle? Düğün ne zaman? Herkes işini, gücünü bırakıp bunu konuşacak. Yalnız bunlar beni hasta etmeye yeter. Sen tutmuş düğünden söz ediyorsun. Tekrar Zahar'a baktı. Zahar sordu. Anisya'yı çağırayım mı? Niçin çağıracaksın? Bu saçma söz Anisya'dan çıkmadı ki. Senden çıktı. Zahar omuzlarını kaldıracak kadar içini çekerek mırıldandı. Tanrım bugün bana ettiklerin nedir? Oblomov devam etti. Ya masraflar? Para nereden gelecek? Ne kadar az param olduğunu gördün? Ya ev meselesi? Buraya bin ruble vermek gerek. Başka bir ev tutmak için de üç bin. Evi döşemek için harcanacak para da ayrı. Araba, aşçı, günlük masraflar. Nereden bulacağım bu kadar parayı? Zahar, peki ama 300 kölesi olan başka insanlar nasıl evleniyorlar? dedi. Fakat dediğine pişman oldu. Çünkü efendisi neredeyse koltuğunun üstüne sıçrayacaktı. Ona parmağıyla gözdağı vererek, yine başkalarından söz ediyorsun, dedi. Aklını başına topla. Başkaları iki ya da çok çok üç odada otururlar. Yemek odası, konuk odası hep aynıdır. Hatta bazıları hep bu odada yatar. Çocukları da yandaki odada yatar. Bütün işleri bir hizmetçi kız görür. Çarşıya da evin hanımı gider. Olga Sergiye çarşıya gidecek. Senin aklın alıyor mu bunu? Canım bu işi ben yapabilirim. Oblom bize ne kadar para geliyor biliyor musun? Kahya'dan gelen mektuptan haberin yok mu? 2000 ruble eksik alacağız. Yol yapılacakmış, okul yapılacakmış. Ben Oblomovka'ya gidecekmişim. Bir defa orada oturacak yer yok. Ev daha yapılmamış. Sen nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Oblomov sustu. Çizdiği bu korkunç tablodan kendi de ürkmüştü. Güller, portakal çiçekleri, bayram ışıkları, halk arasındaki mırıltılar, bütün bunlar hep birden silini vermişti. Oblomov'un rengi uçtu ve düşüncelere daldı. Sonra yavaş yavaş kendine geldi. Çevresine bakındı ve Zahar'ı gördü. Sinirli bir sesle sordu. Ne var ne istiyorsun? Siz dur dediniz ya. o sabırsızlıkla elini sallayarak hadi git dedi. Zahar hızlı hızlı kapıya yollandı. Oblama onu tekrar durdurdu. Hayır dur. Zahar kapının tokmağını tutarak yavaşça homurdandı. Bir git dersiniz, bir dur dersiniz. Benim hakkımda bu kadar saçma dedikodular yapmaya nasıl cüret edersin sen? Ama ben ne zaman dedikodu yaptım İlya İlyiç? Evlenme sözünü eden ben değilim ki. İlyinskilerin hizmetçisi. Sus, bir tek kelime istemem. Peki efendim. Bir daha böyle şeyler söylemeyeceksin anladın mı? Söylemem. Bundan sonra dikkat et. Buna dair bir şeyler duyarsan, buna dair bir şey sorarlarsa onlara bütün bunlar saçma. Böyle bir şeyin ne olduğu var ne olacağı diyeceksin. Zahar zor işitilir bir sesle. Baş üstüne efendim dedi. Oblama o Zahar'a döndü. Gene parmağıyla gözdağı verdi ona. Zahar ürkek ürkek kapıya doğru gidiyordu. Ovlamov yetişerek bunu ilk defa kim söylemişti diye sordu. Katya Semyon'a söylemiş. Semyon Nikita'ya, Nikita da Vasilisa'ya. Sonra sen de herkese yaydın. Gösteririm ben sana. Efendine iftira edersin ha. Bana niçin bu acı sözleri söylüyorsunuz? Anisya'yı çağırayım size. O her şeyi biliyor. Ne biliyor? Söyle hemen söyle. Zahar hemen dışarıya fırladı ve korkunç bir hızla mutfağa girdi. Anisya'ya baş parmağıyla kapıyı göstererek ''Bırak o tavayı da efendinin yanına git.'' dedi. Anisya tavayı Akulina'ya verdi. Etekliğini düzeltti. Ellerini kalçalarına vurdu. İşaret parmağıyla burnunu silerek efendisinin odasına gitti. Hiç kimsenin düğünden bahsetmediğini söyleyerek beş dakika içinde İlya İliç'i yatıştırdı. Bu sözü ilk defa işittiğine yeminler etti. Bilakis onun duyduğuna göre genç kızı isteyen baronmuş. İlya İlyiç koltuğundan fırladı. Değil yalnız yüreği, elleri ayakları da buz kesilmişti. Ne, baron mu diye sordu. Anisya yağmurdan kaçarken doluya tutulduğunu anlayarak bu da saçma bir şey dedi. Katya, Semyon'a böyle bir şey söylemiş, Semyon da Marfa'ya. Marfa ya. da yalan yanlış Nikita'ya anlatmış. Nikita da demiş ki, sizin efendiniz İlya İlyiç küçük hanımı isterse ne iyi olur. Ne aptal şey bu Nikita, Aptaldır efendim. Arabayla çıktığı zaman uykuda gibidir. Zaten Vasilisa ona inanmamış ya. 15 Ağustos bayramında bana dedi ki, süt nina ona demiş ki, küçük hanımının hiç evlenmeye niyeti yok. İlya İliç beyefendi de evlenmek isteseymiş çoktan birini bulurmuş. Birkaç gün önce Semyon'la da konuşmuş. O da gülmüş. Ne düğünü demiş. Bu evde düğün değil, cenaze merasimi olacak. Teyze hanım hep baş ağrıları içinde. Küçük hanım hep ağlar ve susar. Evde de hiçbir çeyiz hazırlığı yok. Küçük hanım çoraplarını bile tamir edemiyormuş. Geçen hafta gümüş takımlarını rehine koymuşlar. Oblomo, rehine mi koymuşlar? Demek onların da paraları yok diye düşündü. Fal taşı gibi açılan gözleri duvarları dolaştıktan sonra duracak yer bulamayıp Anisya'nın burnuna dikildi. Zaten Anisya da ağzıyla değil burnuyla konuşuyor gibiydi. Oblomov Anisya'yı da parmağıyla tehdit ederek Dikkat edin, bir daha böyle zevzeklikler istemem, dedi. Zevzeklik eder miyim ben? Böyle şeyleri düşünmem bile. İki gözüm kör olsun, ben ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Söylediğiniz zaman korkudan ürperdim, titredim. Nasıl olur, düğün ne demek? Kimsenin aklına böyle bir şey gelmez. Ben zaten hep mutfaktayım. Kimseyle konuştuğum yok ki. İlyinskilerin hizmetçilerini bir aydır görmedim. Adlarını bile unuttum. Burada da kiminle konuşacağım? Ev sahibiyle yalnız ev işlerini konuşuyoruz. Büyük anneyle zaten konuşulmaz. Durmadan öksürür, üstelik de sağır. Akulina Budala'nın biri, kapıcı da Ay yaş. Bir çocuklar kalıyor, onlarla da ne konuşulur? Küçük hanımın yüzünü bile unuttum. Oblomov sabırsızlanarak eliyle gitmesini işaret etti. Peki, dedi. Anisya odadan çıkarken, nasıl da bu olmayacak şeyleri söyleyebiliyorlar, şaşırıyorum, dedi. Nikita'nın işleri... Bu dalaların ağzı durmaz ki. Ben kendi hesabıma böyle bir şeyi aklıma bile getirmem. Olacak şey mi bu? Bizim çalışmaktan vaktimiz mi oluyor? Tanrı şahidimdir. Konuşan burun böylece kapıdan çıktı. Ama konuşması kapının arkasında hala devam ediyordu. o ellerini oluşturarak düşündü. İşte bak Anisya bile olacak şey mi diyor. Ah mutluluk. Sen ne kadar zayıf, ne kadar cılız bir şeysin. Duak. Portakal çiçekleri, aşk. Bunlar güzel ama para nerede? Ey aşkın meşru ve temiz mutluluğu. Demek seni de satın almak gerek. O andan itibaren Oblomov'un rahatı kaçtı. Güzel hayaller kuramaz oldu. Uyuyamıyor, az yiyor ve her şeye kayıtsız gözlerle bakıyordu. Zahar'ı korkutmak istemiş fakat kendisi korkmuştu. Evlenmenin parlak tarafını anlatırken bir düğünün bütün şairane taraflarına rağmen ciddi ve soğuk bir gerçeğe, bir sürü zorunluluğa doğru atılacak ilk adım olduğunu gördü. Olga ile evlenmeye karar verdiği zaman Zahar'la başka türlü bir konuşma tasarlamıştı. Ona haberi merasimle verecek, Zahar da sevincinden haykıracak, ayaklarına kapanacaktı. Ona 25, Anisya'ya da 10 ruble verecekti. Duyduğu mutluluk heyecanlarını, Olga'nın sıcak elini, ateşli öpüşünü, bütün hayallerini düşündü ve birden her tarafı buz kesildi. İçinden bir ses, bütün bunlar bitti, geçti diyordu. Ne olacaktı şimdi? Oblomov, ol, Olga'ya ne gözle bakacağını, onunla ne konuşacağını bilmiyordu. Çarşamba günkü buluşmalarını pazara bırakmaya karar verdi. O gün konuklar çok olur, baş başa kalmak fırsatı çıkmaz diyordu. Hizmetçi dedikodularını ona söylemeyecekti. Boş yere canını sıkmanın anlamı yoktu. Fakat buluşurlarsa söylememek zordu. Olga bir şeyi sakladığını anlar, kalbinin en derin yerine kadar girip ne varsa dışarı çıkarırdı. Verdiği karar Oblomov'u biraz yatıştırdı. Köyde işlerine bakan komşuya bir mektup daha yazdı. Bir an önce olumlu bir cevap vermesini rica etti. Sonra ruhlarının sessiz sessiz konuşmasıyla, Olga'nın havası ve şarkılarıyla geçen çarşamba gününü şimdi nasıl geçireceğini düşündü. Zahar canını sıkmak için çok kötü bir zaman seçmişti. Çarşambayı elden geldiği kadar sıkıntısız geçirebilmek için Ivan Gerasimovic'lere yemeğe gitmeye karar verdi. Pazar günü için başka şeyler düşünecekti. O zamana kadar köyden mektup da gelirdi. Ertesi gün köpeğin havlamaları arasında uyandı. Avluya birisi girmiş, bir şeyler soruyordu. Kapıcı Zahar'ı çağırdı. Zahar, Oblomov'a şehirden postaya verilmiş bir mektup getirdi. İlinskilerin genç hanımından, dedi. Nereden biliyorsun? Ondan değil işte. Yazın size gönderdiği mektuplar hep böyleydi. Oblomov içinden hasta olmasın sakın, ne olabilir diye düşünerek mektubu açtı. Çarşambaya kadar bekleyemeyeceğim. Seni çok özledim. Yarın saat üçte yaz parkında bekleyeceğim. Hepsi bu kadardı. Oblomov, Olga'ya nasıl bakacağını, neler söyleyeceğini düşünmeye başladı. Tekrar rahatı kaçtı. Ne yapmalı bilmem ki. Gidip şu olsa soramam ya, diyordu. Fakat Olga belki de teyzesiyle ve ondan bir türlü ayrılmayan Maria Semyonovna'yla ile beraber gelir diye düşünerek biraz ferahladı. Onların yanında sıkıntısını saklayabilir, işi nazikçe konuşmalara vurabilirdi. Tembel tembel parka doğru giderken, tam da yemek zamanı, ne diye bu saati seçmiş, diyordu. Parkın büyük yoluna girer girmez başına tül örtmüş bir kadın oturduğu sıradan kalktı. Ona doğru yürüdü. Yalnız olmasına imkan yok. Buna cesaret edemez. Evden hangi bahaneyle ayrılabilir? Ama onun yürüyüşüne benziyor. Bu kayar gibi çabuk ve hafif yürüyen ayaklar, yere bakar gibi eğilen baş, bu boyun. Başka bir erkek Olga'yı elbisesinden veya şapkasından tanıyabilirdi. Ama Oblomov bütün bir sabah Olga'yla dolaşır, gene de ne giydiğini fark etmezdi. Parkta kimse yok gibiydi. İhtiyar bir bay hızlı hızlı geziniyordu. İki kadın, bir süt nine, yüzleri soğuktan morarmış iki de çocuk. Yaprakları iyice dökülmüş dallar arasından gökyüzü görünüyordu. Ağaçlarda ciyak ciyak bağırışan kargalar vardı. Gün açık ve parlaktı. İnsan iyi giyinmişse sıcak bile diyebilirdi. Tüllü kadın yaklaşıyordu. Oblomov korku içinde gözlerine inanamayarak durdu. "O!" Oh, dedi. Elini sıktı. "Nasılsın? Ne var? Seni gördüğüme ne kadar sevindim. Gelmeyeceksin diye korktum, fena olmaya başladım. Nasıl gelebildin buraya? Nasıl bir bahane buldun?" "Bırak bir şey sorma. O tarafı önemsiz. Boş sözlere ne gerek var? Seni görmek istedim, geldim. İşte bu kadar." Oblomov'un elini hararetle sıktı. Ona sevinçli mutlu gözlerle baktı. Felek'ten çaldığı bu anı o kadar açık bir sevinçle yaşıyordu ki Oblomov bu coşkunluğu kıskandı. Bu duyguyu kendisinin de duyamadığına üzüldü. Fakat bütün tasalarına rağmen onun karşısında bir an kendini unutabildi. Olga'nın yüzünde hiçbir düşünce belirtisi yoktu. Kaşları ve alnının çizgileri oynamıyordu. Oblomov'u çok defa şaşırtan o fazla akıllı görünüşünden eser yoktu. Bütün yüzünde hayata, mutluluğa ve Oblomov'a çocukça bir inanış okunuyordu. Bir kelimeyle çok sevimliydi. Olga ona bakıp gülümsüyordu. Oh, ne kadar memnunum, ne kadar memnunum. Seni bugün göremeyeceğim diye ne kadar korkmuştum. Dün birdenbire o kadar fena oldum ki. Niçin bilmiyorum. Hemen sana yazdım. Memnun musun? Oblomov'un yüzüne dikkatle baktı. Bugün niçin böyle suratına sık? Bir şey söylemiyorsun. Memnun değil misin? Bense sevincinden deli olacaksın sanmıştım. Uykuda gibisin. Uyan sana. Olga berabersin. Sitemle onu hafifçe iterek iyi değil misin? Nen var? diye sordu. Oblomov kalbindeki sırrın açığa çıkmasını önlemek için çabuk çabuk yok canım çok iyiyim mutluyum dedi. Sadece yalnız gelişinden biraz endişe ettim de. Bu benim işim. Teyzemle gelsem daha mı iyi olurdu? Daha iyi olurdu Olga. Olga elini bırakarak, küskün küskün. Bilseydim ona da söylerdim, dedi. Ama ben öyle sanmıştım ki senin için benimle olmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz. Evet, olmaz tabii. Ama yalnız nasıl? Bu da bir mesele mi? Başka bir şeyden konuşalım. Dinle bak. Sana ne söyleyeceğim? Unuttum. Nasıl geldiğini anlatacaksın herhalde. Yok canım, ne diye ısrar ediyorsun? Bıkmadın mı bunu sormaktan? Ne diyecektim? Her neyse önemi yok. Sonra hatırlarım. Ah, burası ne kadar güzel. Düşen yapraklar. Victor Hugo'nun sonbahar yapraklarını hatırlıyor musun? Nevaya gün vurmuş. Hadi gidelim bir kayığa binelim. Tanrı esirgesin neler söylüyorsun. Dehşetli soğuk var. Ben de hafif bir pardösü giydim. Ben de öyle ne önemi var hadi gidelim. Olga konuşuyor onu da kolundan çekiyordu. Oblomov arkasından homurdanıyor elinden kurtulmak istiyordu. Fakat ister istemez kayığa bindi. Hala Olga'ya endişeyle soruyordu. Yalnız nasıl gelebildin? Nehrin ortasına geldikleri zaman Olga kurnazca bir tavırla ''Peki söyleyeyim'' dedi. Şimdi söyleyebilirim. Korkudan kaçıp gidemezdin. Demin kaçabilirdin. Oblomov korkuyla ne diye kaçacakmışım diye sordu. Olga cevap yerine sordu. Yarın bize geliyor musun? Oblomov içinden gelmek istemediğimi anladı galiba diye düşündü. Sonra yüksek sesle evet dedi. Sabahtan geleceksin, akşama kadar kalacaksın. Değil mi? Oblomov tereddüt edince Olga o halde söylemeyeceğim dedi. Peki gelirim. Olga ciddi ciddi başladı. Niçin biliyor musun? Seni bugün buraya çağırmaktaki maksadım bunu söylemekti. Neyi? Yarın bize gelmeni söyleyecektim. Aman tanrım. Buraya nasıl geldin onu söyle. Buraya nasıl mı geldim? Basbayağı geldim işte. Peki ama bundan ne diye söz edelim? Irmaktan avcuna su aldı ve Oblomov'un yüzüne attı. Oblomov irkildi, gözlerini kapadı. Olga güldü. Su ne soğuk, elim dondu. Aman her şey ne kadar güzel, ne kadar mutluyum. Yarın da gelelim. Ama bu sefer düpedüz evden çıkıp gelelim. Bugün evden gelmedin mi? Neredeydin? Mağazada. Ne mağazasında? Ne mağazası mı? Parkta söyledim ya. Söylemedin mi? Ne tuhaf, unutmuşum. Bizim uşakla kuyumcuya gittim. Sonra? Sonrası bu kadar. Uzakta bir kiliseyi göstererek kayıkçıya sordu. Bu ne kilisesi? Kayıkçı, hangisi, şuradaki mi? diye sordu. Oblomov sabırsızlıkla, Smolny kilisesi, dedi. Peki kuyumcuya gittin, sonra? Orada öyle güzel şeyler vardı ki. Ah, öyle bir bilezik gördüm ki. Canım bırak şu bilezikleri. Sonra ne oldu? Olga dalgın dalgın etrafına bakınarak, hepsi bu kadar, dedi. Peki uşak ne oldu? Olga karşı kıyıdaki binalara bakarak eve gitti dedi. Ya sen? Olga şemsiyesiyle karşı kıyıyı gösterdi. Ne kadar güzel şu karşısı. Oraya gidemez miyiz? Sen orada oturuyorsun değil mi? Evet. Hangi sokakta? Göster bana. Uşak ne olacak? Bileziğimi almaya gönderdim. Ben de buraya geldim. Oblama ona hayretle bakarak nasıl olur dedi. Yüzünü telaş kapladı. Olga bu telaşını taklit etti. Ciddi konuşalım Olga, bırak şakayı. Şaka etmiyorum, doğru söylüyorum. Bileziğimi mahsus evde bırakmıştım. Halbuki teyzem bileziği kuyumcuya götürmemi rica etmişti. Sen böyle şeyleri akıl edemezsin. Olga büyük bir iş yapmış gibi mağrurdu. Peki ya uşak geri dönerse? Kuyumcuya beni beklemesi için haber bıraktım. Başka bir mağazaya gidiyorum dedim ve buraya geldim. Ya Maria ona hangi mağazaya gittiğini sorarsa terziye gittim derim. Ya terziye sorarsa ya Neva'nın bütün suları birdenbire denize giderse, ya kayık batarsa, ya Morskaya ve bizim ev çökerse, ya birdenbire benden soğursan. Olga tekrar Oblomov'un yüzüne su aktı. Oblomov yüzünü silerek "Uşak dönmüştür artık." dedi. Kayıkçı sahile çek. Olga kayıkçıya bağırdı. Hayır hayır çekme. Sahile çek. Uşak dönmüştür artık. Bırak canım, önemi yok. Fakat Oblomov ısrar etti, çıktılar. Parkta hızlı hızlı yürümeye başladı. Olga ise yavaş yürüyor, kolundan çekip onu durdurmaya çalışıyordu. Ne acele ediyorsun? Dur, seninle biraz kalmak istiyorum. Oblomov'un yüzüne değecek kadar yaklaştı. O hala sıkıntılı bir yüzle ona ödevlerden, zorunluluklardan söz ediyordu. Olga hülyalı bir gülümsemeyle onu dalgın dalgın dinliyor, kah başını yere eğiyor, kah başka şeyler düşünerek Oblomov'un yüzüne dikkatle bakıyordu. Oblomov nihayet ciddi bir yüzle "Dinle Olga," dedi. "Biraz canını sıkacağım, biraz da bana darılacaksın ama artık sana söylemeliyim. Biraz fazla ileri gittik. Bunu sana söylemek ödevimdir." Olga yavaş yavaş kızmaya başladı. Neyi? diye sordu. Gizli gizli buluşmamızın doğru olmadığını. Bunu yazın da söylemiştin. Evet ama o zaman kendime hakim değildim. Seni bir elle itiyor, bir elle tutuyordum. Sen bana inanıyordun, bense seni kandırıyor gibiydim. Yepyeni duygular içindeydim. Şimdi ise yeni duyguların yok. Sıkılmaya başlıyorsun artık. Yo Olga, haksızlık ediyorsun.'' Yeni demekten maksadım yani makul olmaya vakit bulamıyorduk. Vicdan azapları içindeyim. Gençsin, dünyayı ve insanları bilmiyorsun. Üstelik o kadar da temizsin ki, sevgin o kadar saf ki, yaptığımız işler yüzünden, benim yaptığım işler yüzünden başkalarının ne kötü şeyler söyleyebileceğini düşünmüyorsun. Peki ama ne yapıyoruz ki? Ne mi yapıyoruz? Teyzeni kandırıyorsun. Gizli gizli evden çıkıyorsun. Bir erkekle tek başına buluşuyorsun. Bütün bunları pazar günü konukların önünde söyle bakalım. Niçin söylemeyeyim? Belki de söylerim. Söyle de görürsün. Teyzen düşüp bayılır. Kadınlar derhal odadan çıkar. Erkekler küstahça yüzüne bakarlar. Canım biz nişanlı değil miyiz? Evet, evet işte onun için her adımımızı dikkatle atmalıyız ya. Ben herkesin sana anlamlı anlamlı bakmasını değil, karşında gözlerini saygıyla yere eğmesini, ağaçlı yoldan gizli gizli değil, alnımız açık olarak geçmemizi istiyorum. Kimse senin ağırbaşlı bir kız olduğundan şüpheye düşmemeli. Baştan çıktığını, utanç ve terbiye sınırlarını aştığını, doğru yoldan saptığını. Olga elini Oblomov'un elinden çekerek gururla sözünü kesti. Ben ne terbiyemi, ne de doğru yolu, ne de gururumu unutmuş değilim, dedi. Biliyorum meleğim biliyorum ama herkes öyle diyecek. Böyle şeyleri de dünyada affetmezler. Tanrı aşkına ne demek istediğimi anla. Ben senin herkesin gözünde temiz ve lekesiz kalmanı istiyorum. Gerçekten olduğun gibi. Olga dalgın dalgın yürüyordu. Oblama o devam etti. Benim demek istediğim şu. Sonunda sen mutsuz olacaksın. Bundan ben sorumlu olacağım. Herkes benim seni kandırdığıma, sana tehlikeyi mahsus haber vermediğime hükmedecek. Sen temiz ruhunla bana güveniyorsun. Ama herkes öyle düşünmez ki. Kimi inandırırsın? Doğru söylüyorsun. Madem öyle, teyzeme her şeyi söyleyelim. İznini ve hayır duasını alalım. Oblomov birden sapsarı kesildi. Ne diyorsun? Aman Olga, bu kadar aceleye ne gerek var? Oblomov'un dudakları titriyordu. Olga ona dikkatle bakarak, ''Canım, geçen gün acele eden sen değil miydin?'' diye sordu. O zaman her şeyi uzun derin düşünemiyordum. Yapılacak o kadar ufak tefek işler var ki bir defa köyden gelecek mektubu beklemek gerek. Ne diye bekleyelim? Bu mektup kararını değiştirebilir mi? Olga'nın bakışlarındaki dikkat bir kat daha arttı. Sorduğun şeye bak. Elbette değiştiremez. Fakat onu da hesaba katmalıyız. Teyzene düğünün ne zaman olacağını söyleyebilmeliyim. Ona aşktan değil daha hiçbiri hazır olmayan birçok şeyden bahsetmem gerek. Peki, mektup gelince teyzemle bunları konuşursun. Ama o zamana kadar herkes nişanlı olduğumuzu öğrensin. Biz de her gün birbirimizi görelim. Seni göreceğim geliyor. Günler bitmiyor. Herkes sıkıldığımın farkına varıyor. Bana bir yığın soru soruyorlar. İmalı imalı senden söz ediyorlar. Bıktım artık. Benden söz ediyorlar ha? kanın yüzünden. Ya gördün mü? Söylediğim zaman bana kızmıştın. Neyi gördün mü? Gördüğüm bir şey var, o da senin korkaklığın. Ben bu imalardan korkmuyorum ki. Ben korkak değilim, tedbirliyim. Tanrı aşkına gel çıkalım şuradan. Bak bir araba geliyor. Ya içinde bir tanıdık varsa? Öf içime fenalık geliyor. Hadi çabuk çıkalım şuradan. bunun korkusu Olga'ya da geçmişti. Peki çıkalım. Hadi çabuk dedi ve parktan koşarcasına çıktılar. Artık bir kelime konuşmadılar. Oblomov sıkıntılı sıkıntılı etrafına bakınıyor. Olga tülünü yüzünü örtmüş, başını önüne eğmiş yürüyordu. Uşağın beklediği mağazanın önüne geldikleri vakit Olga ''O halde yarın görüşürüz.'' dedi. ''Hayır, öbür gün daha iyi.'' ''Hayır, cuma ya da cumartesi.'' ''Niçin?'' ''Şey canım, hep şu mektubu düşünüyorum. Belki o zamana kadar gelir.'' Belki, fakat sen yarın yemeğe geleceksin, anlıyor musun? Oblomov çabuk çabuk, peki peki, gelirim, dedi. Ve Olga mağazaya girdi. Oblomov kendi kendine söyleniyordu. Ne hallere düştük, nedir birdenbire şu başıma gelenler? Şimdi ben ne yapacağım? Ah o son içka, o zahar, hele o züppeler. Oblomov, zaharın getirdiği yemeğin buz gibi olduğunu fark etmedi. Yemekten sonra kendini yatağa darattı ve derin bir uykuya daldı. Ertesi gün Olga'ya gideceğini hatırlayınca ürperdi. Herkesin anlamlı bakışlarını gözünün önüne getirdi. Kapıcı onu her zamanki gibi özel bir ilgiyle karşılıyor. Semyon, Oblomov'a bir bardak su getirmek için telaşla koşuyor. Katya ile Sütnine onu dostça bir gülümseyişle süzüyorlar. Yüzlerinde küçük hanımla evlenecek cümlesi okunuyor. Halbuki o daha teyzeyle konuşmamıştı. Cebinde metelik yoktu. Çiftliğinden ne kadar para geleceğini bilmiyordu. Çiftliğinde de oturulacak evi yoktu. Tam da evlenecek sırayı bulmuştu. Köyden mektup gelinceye kadar Olga'yı yalnız pazarları konuklarla bir arada görmeye karar verdi. Böylece o gün Olga'ya gitmek fikrine yaklaşmadı. Ne tıraş oldu ne üstüne giydi. Bir hafta önce Olga'lardan getirdiği Fransızca gazetelerde tembel tembel göz gezdirerek durmadan saate bakıyor, Yelkova'nın yavaş ilerlemesine kızmıyordu. Zahar'la Anisya onun dışarıda yemek yiyeceğini sanarak bir hazırlık yapmadılar. İkisini de azarladı. Her çarşamba İlyinskilerde yemek yemediğini, bunun bir iftira olduğunu, hep Ivan Gerasimovic'lere gittiğini, bundan böyle de bazı pazarlar hariç hep evde yemek yiyeceğini söyledi. Anisya, Oblomov'un sevdiği işkembe çorbasını hazırlayabilmek için çarşıya koştu. Ev sahibinin çocukları Oblomov'un odasına geldiler. Vanya'nın hesap ödevlerine baktı. İki yanlış buldu. Maşa'nın defterine büyük harfler yazdırdı. Sonra kanaryaları dinledi. Kapının aralığından ev sahibi kadının kollarına baktı. Saat bire doğru kadın kapının arkasından bir şey yemek isteyip istemediğini sordu. Yoğurtlu çörek yapıyordu. Bir kadeh vodka ile yoğurtlu çörek geldi. İlya İliç'in kaygıları yavaş yavaş dağıldı. Yemek vaktine kadar uyuşukluğa benzer bir hali içinde kaldı. Yemekten sonra tam kanepede uykuya dalacağı sırada kapı açıldı ve Agafya Matveyna ellerinde iki yığın çorapla içeri girdi. Çorapları iki sandalye üstüne koydu. Oblomov sıçrayıp kadına bir sandalye uzattı. Fakat kadın oturmadı. Böyle bir adeti yoktu. Hep ayakta dururdu. Daima yapılacak bir işi vardı. Bugün sizin çoraplarınızı çıkardım, dedi. 55 çift ama hemen hepsi delik. Oblomov ona yaklaştı, dirseğine dokunarak şakalaştı. Ne kadar naziksiniz, dedi. Kadın gülümsedi. Niye bu kadar zahmet ediyorsunuz? Pek mahcubum. Ne önemi var, bizim işimiz bu zaten. Sizin bu işleri görecek kimseniz yok. Bense bu işlerden hoşlanırım. Yirmi çifti bir şeye yaramaz, tamir etmeye değmez. Rica ederim, zahmet etmeyin, Atın gitsin. Ne diye bu anlamsız işle vaktinizi kaybedeceksiniz. Yeni çorap alırım. Atmak mı? Niçin, niçin atacaksınız? Şunlar pekala tamir edilebilir. Agafya, Mat ve Emna çabuk çabuk çorapları ayırmaya başladı. Otursanız rica ederim ne diye ayakta duruyorsunuz? Hayır, çok teşekkür ederim. Vaktim yok. Bugün çamaşır günüm. Şimdi gidip çamaşırları hazırlamam gerek. Oblomo kadının gerdanına ve göğsüne bakarak siz eşi bulunmaz bir ev kadınısınız dedi. Kadın gülümsedi. Peki bunları tamir edeyim mi? Makara ısmarlayalım. İhtiyar bir kadın var köyden getiriyor. Buradan satın almak doğru değil. Çok kötü mal veriyorlar. Madem bu kadar istiyorsunuz öyle yapın. Fakat beni bu zahmetlerinizle gerçekten mahcup ediyorsunuz. Bir şey değil canım. Şunları kendim yaparım. Ötekileri büyük anneye veririm. Yarın görümcem bize konuk olacak. Akşamları yapacak işimiz yok. Benim Maşa da örgü öğrendi. Yalnız şişleri düşürüyor. Eline büyük geliyor. Demek Maşa böyle işleri beceriyor ha? Beceriyor. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Size çok çok minnettarım. Ama bu iyiliğinizin altında kalmayacağım. Hele Maşa'ya ipekli elbiseler alacağım. Onu bir bebek gibi giydireceğim. Oblomov bunları söylerken kadına sabahki sıcak yoğurtlu çöreklere baktığı gözlerle bakıyordu. Aman sakın böyle bir şey yapmayın. Ne yapacak ipekli elbiseleri? Ona basma elbise bile çok. Hiçbir şey dayandıramıyorum. Hele ayakkabı yetiştirmek mümkün değil. Agafya Matveyevna çorapları alıp gitmeye hazırlandı. Niçin acele ediyorsunuz? Biraz kalsanıza. Hiç işim yok. Başka bir gün, bir bayram günü. Siz de lütfen bize kahve içmeye gelin. Şimdi çamaşırım var gidip bakayım. Akuline başlamış mı? Peki ne yapalım? Israr edemiyorum. Kadının sırtına ve dirseklerine baktı. Kadın giderken ah unutuyordum dolaptan hırkanızı da aldım. Onu yıkayıp tamir etmek mümkün. Kumaşı çok güzel. Daha yıllarca dayanır dedi. Boşuna zahmet etmeyin. Ben artık hırka giymiyorum. Eskiden giyerdim, vazgeçtim ihtiyacım yok artık. Peki zararı yok. Gene yıkasınlar. Belki bir gün giyersiniz. Evlendiğiniz zaman. Kadın gülümseyerek arkasından kapıyı kapadı. Oblomov'un rahatı kaçtı. Kulakları gözleri birden açıldı. Kadın için hazırladığı sandalyeye düşerek ''O da biliyor, herkes biliyor.'' dedi. ''Zahar!'' diye bağırdı. Zahar yeniden acı sözler yağmuruna tutuldu. Anisia gene burnundan konuşarak ev sahibinden hiç evlenme lafını işitmediğini, onunla hiç böyle bir şey konuşmadığını, evlenmenin imkansız bir şey olduğunu söyledi. Bunu herhalde iblisin biri uydurmuştu. Umarım yerin dibine girerdi. Ev sahibi kadının İlinskilerin genç kızından haberi bile olmadığına yemin edebilirdi. Başka birini kastetmişti. Anisia o kadar konuştu ki İlya İliç elini sallayarak onu susturdu. Ertesi gün Zahar eski oturdukları Gorohovaya caddesindeki ahbaplarına gitmek için izin istedi. Fakat Oblomov ahbap lafını işitince ona öyle bir çıkıştı ki Zahar kendini zor kurtardı. O ahbapların daha bir şey bilmiyor. Gidip iftiralarını onlara da söyleyeceksin. Otur oturduğun yerde. Çarşamba böyle geçti. Perşembe günü Oblomov Olga'dan bir mektup daha aldı. Ne olduğunu Nitin gelmediğini soruyordu. Akşama kadar ağlamış, bütün gece uyuyamamıştı. Zavallı meleğim, ağlamış, uyuyamamış. Tanrım, ne diye seviyor beni? Ben ne diye seviyorum onu? Keşke tanışmasaydık. Hep Andrei'nin yüzünden bize bu aşkı o aşıladı. Bu ne biçim hayat? Hep telaş hareket içinde yaşamak. Sakin, rahat bir mutluluğa ne zaman kavuşacağım ben? Uflayıp puflayarak uzanıyor, kalkıyor, sokağa bile çıkıyor. Hep yeni bir hayat düzeni arıyordu. Öyle bir hayat ki kaygısız, sessiz, ağır ağır geçecek. Sakin bir tabiat içinde hareketli fakat ancak hayatının küçük olaylarıyla dolu rahat bir ev hayatı. Oblomov, Çıtovs gibi hayatı gürültülü dalgalarla akan bir ırmak olarak düşünmek istemiyordu. Böylesi bir hastalık, bir sıtma diyordu. Bentleri parçalayan bir sel. Olga'ya yazdığı mektupta park gezintisinden soğuk aldığını Ihlamur içip bir iki gün evden çıkamadığını ama artık iyileştiğini ve pazara geleceğini umduğunu bildirdi. Olga cevabında kendine iyi baktığına memnun olduğunu, gerekirse pazar gününde çıkmamasını yazdı. Keşke iyileşse bütün bir hafta sıkılmaya razıydı. Bu mektubu Nikita getirmişti. Olga gönderdiği kitapları Oblomov'un okumasını ve buluştukları zaman okunmaya değer olup olmadıklarını kendisine söylemesini istiyordu. Ayrıca sağlığının nasıl olduğunu soruyordu. Oblama bu mektuba bir cevap yazdı. Nikita'ya verdi. Onu kapıya kadar geçirdikten sonra sokağa çıkıncaya kadar arkasından baktı. Mutfağa girip iftiralarını tekrarlamasından ya da Zahar'ın onunla sokakta buluşmasından korkuyordu. Olga'nın kendisine bakmasını, pazar günü çıkmamasını salık vermesi hoşuna gitmişti. Olga'ya gerçekten iyileşmesi için birkaç gün daha evde kalması gerektiğini yazmıştı. Pazar günü ev sahibini ziyaret etti. Kahve içti, sıcak börek yedi. Zahar'ı Neva'nın öbür kıyısına, çocuklara dondurma ve şeker almaya gönderdi. Zahar geri dönmek için kayık tutmuştu. Köprüleri kaldırmışlardı. Neva donmak üzereydi. Oblomov çarşambaya Olga'ya gidemeyecekti. Tabii hemen öbür kıyıya geçmek, birkaç gün Ivan Gerasimovic'e konuk olmak ve Olga'yı her gün görmek, hatta onlar da yemek yemek mümkündü. Ama yerinde bir özür bulmuştu. Neva öbür kıyıdan donmaya başlamış, geçmeye vakit kalmamıştı. Gerçi Oblomov bir an Neva'yı geçmeyi düşünmüş, hatta ayağa bile kalkmıştı. Fakat biraz düşündükten sonra kaygılı bir yüzle içini çekerek tekrar yerine yatmıştı. Hayır, dedikodular kesilsin. Olga'nın konukları beni biraz unutsun. İş sonra isterlerse bizi her gün görsünler. Böyle beklemek sıkıntılı ama ne yaparsın? Olga'nın gönderdiği kitaplardan birini açtı. 15 sayfa okudu. Maşa içeri girerek nehrin donmasını görmeye gitmez misiniz diye sordu. Herkes oraya gidiyordu. Oblomov da gitti ve çay zamanı döndü. Günler böyle geçti. İlya İlyiç sıkılıyor, kitap okuyor, Sokağa çıkıyor, eve dönüyor, evde de kapıya bakıp ev sahibiyle birkaç kelime konuşmak fırsatını arıyordu. Hatta bir gün ona yardım etmek için bir kilo kahveyi öğüttü. Kanter içinde kaldı. Oblomov, Agafya Matveyevna'ya okuması için bir kitap vermek istedi. Kadın dudaklarını oynatarak kitabın adını okudu. Oblomov'a geri verdi. Noel'de tekrar alacağını ve Vanya'ya yüksek sesle okutup büyükannesiyle beraber dinleyeceğini şimdi vakti olmadığını söyledi. O arada Neva üzerine iğreti köprüler kuruldu. Bir gün köpeğin boğuk boğuk avlaması Nikita'nın ikinci gelişine haber verdi. Nikita bir kitapla Oblomov'un sağlığını soran bir mektup getirdi. Oblomov, iğreti köprülerden geçmek zorunda kalırım korkusuyla Nikita'ya görünmedi. Cevap olarak boğazının şiştiğini, sokağa çıkamadığını ve kötü talihinin sevgili Olga'sını bir süre daha görmesine imkan bırakmadığını yazdı. Zahara, Nikita'yla gevezelik etmemesi için sıkı tembihlerde bulundu. Kapıdan çıkıncaya kadar yine arkasından baktı. Anisyan Nikita'ya bir şey sormak için mutfaktan burnunu çıkarınca Oblomov onu parmağıyla korkuttu. Bir hafta geçti. Oblomov her sabah kalkarken ilk işi Köprüler kuruldu mu diye sormak oluyordu. Hayır, daha kurulmadı diyorlar. O da saat tiktaklarını, kahve değirmeninin tıkırtısını, kanaryaları dinleyerek rahat bir gün geçiriyordu. Piliçler artık susmuştu. Çoktan tavuk olmuşlar artık kümesten çıkmıyorlardı. Oblomov, Olga'nın gönderdiği kitapları da okumaya vakit bulamıyordu. Bir tanesini beşinci sayfaya kadar okumuş sonra sırt üstü çevirip bırakmıştı. Buna karşılık ev sahibinin çocuklarıyla daha fazla uğraşıyordu. Banya zeki bir çocuktu. Üç derste Avrupa'nın başlıca şehirlerinin adlarını öğrenmişti. İlya İliç öbür kıyıya geçer geçmez ona küçük bir küre almayı vaat etmişti. Maşenka ise Oblomov'a üç mendil dikmişti. Pek güzel olmamıştı ama küçük elleriyle bu işte çalışması ve yaptığını koşa koşa gelip göstermesi çok hoştu. Oblomov ev sahibinin dirseklerini kapı aralığında görür görmez onunla konuşmaya başlıyordu. Artık dirseklerin hareketinden ütü mü yapıyor, kahve mi öğütüyor anlıyordu. Büyük anneyle bile tanışmayı denemişti ama ihtiyar kadın doğru dürüst konuşamıyordu. Bir kelimeyi yarıda kesiyor, duvara dönüp iki büklüm oluyor ve çok çetin bir iş yapar gibi öksürmeye başlıyor, sonra bir ah çekiyor ve konuşma böylece bitiyordu. Yalnız ev sahibinin kardeşini hiç gördüğü yoktu. Daha doğrusu pencerenin önünden sadece evrak tomarını görüyor adamın sesi evin içinde hiç duyulmuyordu. Bir gün Oblomov yanlışlıkla ev sahiplerinin odalarına girmiş ve hepsini bir arada yemek yerken görmüştü. Adam çabucak ağzını parmaklarıyla silmiş ve odasına sıvışmıştı. Oblomov bir sabah rahat rahat uyanmış kahvesini içerken Zahar birdenbire köprülerin kurulduğunu haber verdi. Oblomov'un kalbi duracaktı neredeyse. Yarında pazar diye düşündü. Olga'ya gitmek, konukların anlamlı, meraklı bakışlarına tahammül etmek, sonra teyzesiyle ne zaman konuşacağını Olga'ya söylemek gerekirdi. Halbuki kendisi hep aynı çıkmazın içindeydi. Nişanlılıklarının nasıl ilan edileceğini, ertesi günler kadın erkek bir sürü ziyaretçinin nasıl geleceğini, kendisinin birdenbire nasıl bir aktör olup çıkacağını, resmi ziyafetleri, şerefe içmeleri gözünün önüne getiriyordu. Bütün bunlardan sonra nişanlılık görevi ve zorunluluğu olarak Olga'ya bir hediye götürmesi gerekecekti. Telaşla kendi kendine bir hediye dedi ve acı acı güldü. Cebinde yalnız 200 ruble vardı. Köyden para gelse bile ancak Noele doğru gelirdi. Belki de daha sonra buğdaylar satılınca ne kadar buğdayı olduğunu, kaç para edeceğini mektuptan öğrenecekti. Mektupta bir türlü gelmiyordu. Ne yapmalıydı? İki haftalık rahat hayatı bozuluyordu. Bütün bu sıkıntılar ortasında Olga'nın güzel yüzünü, anlamlı kaşlarını, zeki mavi gözlerini, başını, zarafetini tamamlayan örgülerini düşünüyordu. Ama içine aşkın ürperişleri dolar dolmaz bir düşünce bütün ağırlığıyla üzerine yükleniyordu. Ne yapacaktı? Nasıl evlenecek? Nasıl para bulacak? Sonra neyle yaşayacaktı? Biraz daha bekleyeyim diyordu. Belki yarın ya da öbür gün mektup gelir. Mektubunun köye ne zaman vardığını, komşunun ne zaman cevap verebileceğini, postanın kaç günde geleceğini hesapladı. Nihayet 3-4 gün sonra gelmesi gerek. O zamana kadar Olga'ya gitmem. Köprülerin kurulduğunu belki de duymamıştır. Olga o sabah uyanır ya uyanmaz hizmetçisine sormuştu. Katya, köprüler kuruldu mu? Bu soruyu her sabah sorardı zaten. İşte Oblomov buna hiç ihtimal veremezdi. Bilmiyorum hanımcığım bu sabah ne arabacıyı gördüm ne de kapıcıyı. Nikita da bilmiyor. Olga yatağında boynundaki gerdanlığa bakarak sıkıntıyla sana da ne sorsam bilmezsin dedi. Gidip öğreneyim. Uyanırsınız diye bir yere çıkmadım. Yoksa çoktan etrafı dolaşırdım. Katya bunun üzerine odadan fırladı. Olga masanın gözünü açtı. Oblomov'un son pusulasını çıkardı. Zavallıcı hasta diye düşündü. Orada yapayalnız canı sıkılıyordur. Aman tanrım ne kadar sürecek bu böyle? Daha düşüncesini bitirmemişti ki Katya yanakları kıpkırmızı odaya daldı. Sevinçle kurulmuş kurulmuş dün gece kurulmuş dedi. Olga yatağından fırladı. Katya'nın kollarına düştü. Katya ona hırkasıyla küçük terliklerini verdi. Olga masanın gözünü çabucak açtı. Bir şey çıkarıp Katya'ya uzattı. Bütün bunlar bir an içinde olmuştu. Oh, yarın da pazar. Ne tesadüf. Mutlaka gelir. Çar çabuk giyindi, kahvaltısını etti ve teyzesiyle çarşıya çıktı. Olga teyzesine, yarın Smolny lisesine gidelim dedi. Maria Mihailovna gözlerini kırpıştırarak düşündü. Sonra olur ama çok uzak değil mi dedi. Kış ortasında nereden aklına geldi? Olga, Oblomov'un kendisine o kiliseyi gösterdiğini hatırlamış, orada dua etmek hevesine kapılmıştı. Onun iyileşmesi, kendisini sevmesi, onunla mutlu olması, bu kararsız günlerin geçmesi için dua edecekti. Zavallı Olga. Pazar geldi. Olga özene bezene, Oblomov'un sevdiği yemekleri hazırlattı. Beyaz elbisesini giydi. Oblomov'un verdiği bileziği danteller altına sakladı. Saçlarını onun sevdiği gibi taradı. Piyanosunu bir gün önce akort etmişti. Sabah sabah kasta divayı denedi. Yazdan beri sesi hiç bu kadar güzel olmamıştı. Sonra bekledi. Bu arada baron geldi. Olga'ya yazınki gibi güzelleştiğini fakat biraz zayıfladığını söyledi. Havasızlık ve düzensiz hayat size hiç yaramıyor. Kır ihtiyacınız var sevgili Olga Sergeyevna. Baron boyuna Olga'nın elini öpüyordu. O kadar ki boyalı bıyıkları parmaklarında leke bıraktı. Olga dalgın dalgın "Evet, kır hayatı." dedi. "Kır dedim de hatrıma geldi. Gelecek ay davamız bitecek. Nisan'da çiftliğinize gidebilirsiniz. Büyük bir çiftlik değil ama yeri çok güzel. Çok hoşunuza gidecek. Evde, bahçede pek sevimli. Tepenin üstünde bir köşk var. Bayılacaksınız. Uzaktan ırmak görünüyor. Siz hatırlayamazsınız." Babanız oradan ayrıldığı zaman beş yaşındaydınız. Olga, herhalde çok seveceğim dedi ve artık karar, oraya gideriz. Fakat ona ne zaman söylemeli acaba diye düşündü. Hemen barona sordu. Gelecek ay mı dediniz, kesin mi? Sizin her zaman, hele bugün her zamankinden fazla güzel olduğunuz ne kadar kesinse o kadar kesin. Olga oturduğu yerde kalarak yakın mutluluğunun hayaline daldı. Fakat havadisi kurduğu planlarını Oblomov'a söylememeye karar verdi. Olga, onun tembel ruhunda aşkın yapacağı değişiklikleri sonuna kadar seyretmek, eski alışkanlıklarının boyundurundan nasıl kurtulacağını görmek istiyordu. Oblomov'un köyden iyi haberler alacağı, mutluluğa kavuşmanın sevinciyle koşup ayağına kapanacağı umuduyla coştu. O zaman ikisi birlikte teyzesine koşacaklar ve birdenbire ona kendisinin de bir çiftliği, bahçesi, ırmağa bakan bir pavyonu olduğunu söyleyecekti. Önce orada yaşayacaklar, sonra Oblomov'un köyüne gideceklerdi. Ansızın düşüncesini değiştirdi. Hayır, köyden iyi haber gelmesin. Daha iyi. Kendine fazla güvenecek ve benim de bir çiftliğim, evim, bahçem olduğuna fazla sevinmeyecek. Hayır, işlerin kötü gittiğini, kendisinin de oraya gitmesi gerektiğini bildiren bir mektup alsın. Üzülsün daha iyi. O zaman Oblomov hemen köye gider gereken tedbirleri çabuk çabuk alır, birçoğunu unutur, işlerini düzeltmez, dört nala geriye döner. Birdenbire öğrenir ki böyle koşmasına gerek yokmuş. Oblomovka'dan başka oturulacak bir evimiz, bir bahçemiz, güzel manzaralı bir köşkümüz varmış. Hayır hayır, ona hiçbir şey söylemeyecek, sonuna kadar bekleyecekti. Gitsin uğraşsın, canlansın. Bütün bunlar da benim için, ileriki mutluluğumuz için gerekli. Ama onu ne diye köye göndermeli? Ne diye ayrılmalı ondan? Hayır, tam seyahat için giyinmiş, soluk bir yüzle bana veda etmeye geldiği zaman birdenbire gelecek yaza kadar köye gitmesine gerek olmadığını birlikte ilk gideceğimiz yerin... Bu hayallerden sonra barona koştu. Şimdilik bu havadisi kimseye söylememesini rica etti. Kimseden maksadı oblam oldu. Baron, hayır söylemem, ne diye söyleyeyim dedi. Yalnız belki laf arasında Bay Oblomov'a söylerim. Olga kendini tuttu ve kayıtsızca "Hayır, ona da söylemeyin." dedi. "Sizin arzularınız benim için emirdir." Olga ince oyunları bilmez değildi. Başkalarının önünde Oblomov'a bakmak istese ilk önce birbiri ardından 3-4 kişiye, ondan sonra Oblomov'a bakardı. Olga Oblomov'u beklerken neler neler kurdu. Kaç defa yüzüne ateş bastı kaç defa piyanoya oturup akordu yokladı. Söyleyeceği şarkının bazı parçalarını çaldı. Fakat bir türlü Oblomov gelmiyordu. Ne demekti bu? Saat üç oldu, dört oldu, gelmedi. Saat dört buçukta Olga'nın rengi uçmaya, güzelliği sönmeye başladı. Yemeğe oturduğu zaman sapsarı ve bitkindi. Ama ötekilerin umrunda değildi. Oblomov'un yokluğunu hiç fark etmediler. Onun için hazırlanmış yemekleri güle söyleye yediler. Yemekten sonra da akşamüstü de Oblomov gelmedi. Fakat Olga saat onlara kadar umut ve merak içinde bekledi. Sonra odasına gitti. İlkin yüreğinde birikmiş olan bütün acılığı Oblomov'a döktü. Oblomov'a içinden söylemediğini bırakmadı. Sonra vücudu ateş gibi yanarken birden buz kesildi. Hastadır muhakkak, yapayalnız. Yazı bile yazamıyor. Bu düşünce birden zihnini sardı ve sabaha kadar uyumadı. İki saat kadar dalar gibi oldu. Uykusunda konuştu. Fakat sabahleyin sakinleşti. Yüzü gene soluktu. Ama kararlıydı. Salı sabahı Agafya Matveyevna Oblomov'un odasına girdi. Sizi bir kız çağırıyor, dedi. Beni mi? İmkanı yok. Nerede? Burada. Yanlışlıkla bizim tarafa gelmiş. Çağırayım mı? Oblomov ne diyeceğini düşünürken Katya göründü. Ev sahibi dışarı çıktı. Katya, nasıl olur? Ne arıyorsun burada? Katya alçak sesle, Hanımım burada, dedi. Beni yolladı ki. Oblomov'un eli ayağı kesildi. Dehşet içinde Olga Sergeyevna dedi, olamaz Katya şaka ediyorsun. Doğru. Kahvenin önünde arabada bekliyor buraya gelecek. Zaharı yollamanızı söyledi. Yarım saat sonra buraya gelecek. Ben gideyim daha iyi. Buraya nasıl gelir? Vakit yok. Belki de hemen gelir. Sizi hasta sanıyor. Ben koşa koşa gidiyorum. Hoşça kalın. Orada yalnız kaldı. Beni bekliyor. Katya gitti. Oblomov görülmemiş bir çabuklukla ayakkabılarını, ceketini giydi ve Zahar'ı çağırdı. Zahar, dedi. Geçen gün Gorohovaya caddesindeki ahbaplarına gitmek istiyordun değil mi? Hadi bugün git. Zahar hiç duraklamadan gitmem, dedi. Git git. Hafta arasında konukluğa gidilir mi? Gitmem canım. Git biraz eğlen. Efendin sana bir lütufta bulunduğu zaman nazlanmayı bırak. Hadi ahbaplarını görmeye git. Ahbaplarımın canı cehenneme. Görmek istemiyor musun? Hepsi serseri canım. Suratlarını görmeye tahammülüm yok. Peki çık gez öyleyse. Hayır bugün evde kalacağım. Pazar günü giderim. Şimdi git.'' Peki ama ne diye bu kadar yolu boşu boşuna yürüyeyim? Canım git bir iki saat dolaş. Baksana şu yüzüne. Uyuya uyuya alıklaşmışsın. Yüzümün bir eksiği yok. Benim gibiler hep böyledir. Ne yapalım? Zahar tembel tembel pencereden dışarı bakıyordu. Oblomov alnından akan terleri silerek ''Ah tanrım ya şimdi geliverirse?'' diyordu. ''Hadi Zahar git biraz gez ben öyle istiyorum. Al sana yirmi kapik.'' Bir ahbabınla içki içersin. Gider merdivende otururum. Bu soğukta ne diye gezeyim? Kapının önü daha iyi. Oraya giderim. Peki. Hayır kapıda olmaz. Canım başka bir sokağa şu tarafa parka doğru git. Nehrin öbür kıyısına geç. Zahar kendi kendine. Gezmeye yolluyor beni ne garip şey. Hiç böyle şey görmedim diyordu. İlya İliç efendimiz bırakın pazar günü giderim. Oblomov dişlerinin arasından gideceksin diyerek Zahar'a doğru yürüdü. Zahar kaçtı. Oblomov Anisya'yı çağırdı. Pazara git, yiyecek al, dedi. Her şeyi aldım, yemek neredeyse hazır olacak. Sus, ben ne diyorsam onu yap. Oblomov öyle bağırdı ki Anisya korktu. Git biraz kuşkonmaz alıver. Aman efendim, şimdi kuşkonmazın mevsimi değil, hiçbir yerde bulunmaz. Hadi defol, koşa koşa git. Öyle dört yanına da bakma. Gelirken yavaş yürü. İki saatten önce gözüme görünme. Zahar kapıda Anisya'ya rastladı. Ne iştir anlayamadım. Beni gezmeye yolluyor. Yirmi kapik de verdi. Nereye gideyim? diye sordu. Anisya anlayışlı kadındı. Beyefendi ne yaptığını bilir dedi. Kontun arabacısı Artemi'ye git. Bir çay ısmarla. Hep o sana ısmarlıyor. Ben de pazara gidiyorum. Olur şey değil. Bizim efendi bana yirmi kapik verdi. Git gez dedi. Herhalde kendisi de biraz kafayı çekecek kıskanmayasın diye yapmıştır. Gel gidelim. Zahar'a göz kırparak bildikleri bir sokağa işaret etti. Zahar da, hadi gidelim dedi. Ama gene de kendi kendine gezmeye yolluyor beni. Olur şey değil diye söyleniyordu. Anisya bir köşe başına kadar koştu. Orada yolun kıyısına oturdu ve ne olacak diye gözetlemeye başladı. Oblamov kulak kesilmiş bekliyordu. Birisi sokak kapısını çaldı. O anda köpek de feryadı bastı. Oblomov dişlerinin arasından kahretsin şu köpeği diye küf küfretti. Kasketini alarak kapıya koştu. Açtığı ve Olga'yı merdivenlere kadar neredeyse kollarında getirdi. Olga yalnız gelmişti. Katya kapıdan biraz uzakta arabada bekliyordu. Odaya girdikleri zaman Olga mantosunu, şapkasını çıkarmadan Oblomov'u baştan aşağı süzerek ''Hasta değilsin, yataktan kalkmışsın, ''Neyin var peki?'' diye sordu. ''Şimdi iyiceyim. Boğazım iyileşti gibi.'' Oblama boğazını tutarak hafifçe öksürdü. ''Dün niçin gelmedin?'' ''Olga, böyle bir maceraya nasıl giriştin? Ne yaptığını biliyor musun?'' ''Olga sabırsızlıkla. Bunu sonra konuşuruz.'' dedi. ''Ben sana niçin gelmediğini soruyorum.'' ''Cevap yok.'' ''Gözünde arpacık mı çıktı?'' ''Cevap yok.'' ''Hasta değildin. Boğazın da şişmedi değil mi?'' Oblomov bir öğrenci gibi. Hayır şişmedi dedi. Olga şaşkın şaşkın Oblomov'un yüzüne baktı. Demek beni kandırdın. Niçin ama? Her şeyi anlatırım Olga. Çok önemli bir neden beni 15 gün senden ayırdı. Korkuyordum. Olga mantosunu ve şapkasını çıkarıp oturdu. Neden korkuyordun? Oblomov şapkayı mantoyu kanepenin üstüne koydu. Dedikodulardan ve ama benim uykusuz kalmamdan, türlü kaygılara düşmemden, hasta olmamdan korkmuyordun değil mi? İçimde neler oluyor bilmiyorsun. Meraktan, üzüntüden bittim. Neler oldu bilmiyorsun. Olga soğuk bir edayla, ne oldu diye sordu. Hakkımızda söylenenler nerelere vardı? Seni rahatsız etmek istemedim. Sana görünmeye cesaret edemedim. Zahar'la Anisya'dan duyduklarını, tiyatrodaki züppelerin konuşmalarını, o günden beri uyku uyumadığını, her bakışta bir soru, bir sitem, bir ima gördüğünü anlattı. Teyzeme söylemeye karar vermiştik. O zaman dedikodular kesilecekti. Evet ama ben mektubu alıncaya kadar teyzenle konuşmak istemiyordum. Teyzem bana aşkımı soracak değil ya, çiftliğimi, hesaplarımı soracak elbet. Mektup gelmeden ne cevap verebilirdim? Olga içini çekti. Seni tanımasaydım Tanrı bilir neler düşünürdüm. Hizmetçi dedikodularının beni üzmesinden korkuyorsun da beni bu kadar meraka düşürmekten korkmuyorsun. Artık anlamıyorum seni doğrusu. Dedikoduların seni çok sıkacağını sanmıştım. Katya, Marfa, Semyon ve o sersem Nikita neler anlatıyorlarmış. Ben hepsini biliyordum. Ne? Biliyor muydun? Tabii. Katya ile süt dinen bana kaç ay önce sormuşlar, beni tebrik bile etmişlerdi. Tebrik mi ettiler? Sahi mi? Sen onlara ne söyledin? Hiç. Ne söyleyecektim? Teşekkür ettim. Süt nineme bir şal verdim. O da Aziz Sergey kilisesine yürüyerek gidip dua edeceğini söyledi. Katya'yı şekerci ustasıyla evlendirmeyi vaat ettim. Onun da bir aşk macerası var. Oblam o dehşetten büyümüş gözlerle Olga'ya bakıyordu. Olga devam etti. Her gün bize geliyordun. Hizmetçilerin konuşmaları pek tabiydi. Zaten hep hizmetçiler konuşmaya başlar. Son içkaya da öyle oldu. Bunda telaş edecek ne vardı? Demek bundan çıktı dedikodu. Ama asılsız da değildi. Doğru söylüyorlardı değil mi? Oblamov ne kabul ne de reddettiği belli olmadan doğru dedi. Haklısın ama buluşmalarımızı bilmelerini istemiyordum. Onun için korkuyordum. Hep korkuyorsun çocuk gibi. Tir tir titriyorsun anlamıyorum. Beni kaçırmıyordun ya. Oblamov pusulayı şaşırdı. Olga ona gözlerini dikmişti. Dinle dedi. Bu işte bozuk bir taraf var. Gel bana bütün düşündüklerini söyle. Benden ihtiyaten bir gün, iki gün, bir hafta uzaklaşmanı anlarım. Ama bunu bana haber verebilirsin, yazabilirsin. Ben çocuk değilim. Öyle kolay kolay dedikodulara da üzülmem bilirsin. Nedir bunların anlamı söyle. Oblomov durakladı, elini öptü ve içini çekti. Sana düşündüklerimi söyleyeyim Olga, dedi. Son günlerde senin için o kadar telaş ettim. Kafam tedbir tasarlamaktan, kalbim boyuna umut ve bekleme içinde de çırpınmaktan o kadar yoruldu ki. Bütün iradem sarsıldı. Uyuştum sanki. Bir süre için dinlenmek. Niçin ben uyuşmadım, niçin ben dinlenme ihtiyacımı ancak senin yanında gidermek istiyorum? Sen genç ve sağlamsın. Beni sakin, rahat bir gönülle seviyorsun. Bense seni nasıl seviyorum biliyorsun. Oblomov iskemlesinden kayarak elini öptü. Doğrusu biliyorum diyemem. O kadar tuhafsın ki anlamıyorum. Aklım duruyor. Umutsuzluğa düşüyorum. Bir süre daha geçince birbirimizi hiç anlamayacağız. O zaman çok kötü olacak. İkisi de sustu. Sonra Olga ilk defa çevresine bakınarak sordu. Bütün bu günlerde ne yaptın peki? Burası hiç de güzel değil. Tavan ne kadar basık. Pencereler küçük. Duvarın kağıdı eskimiş. Başka odalar var mı? Oblomov cevap vermekten kurtulmak için hemen Olga'ya evi gezdirdi. Sonra Olga kanepeye oturunca kendisi de ayaklarının yanına yere oturdu. Olga tekrar sordu. Anlatsana ne yaptın 15 gün? Okudum, yazdım, seni düşündüm. Kitapları bitirdin mi? Nasıl buldun? Alıp götüreceğim. Olga masanın üstündeki kitabı aldı. Açık sayfaya baktı toz içindeydi. Hayır, okumamışsın değil mi? Hayır. Olga eskimiş yastıklara, tozlu pencerelere, yazı masasına baktı. Kağıtların tozunu silkti. Kurumuş okkadan kalemi çıkardı ve hayretler içinde Oblomov'a döndü. Peki ne yaptın? Yazı da yazmamışsın. Hiç vakit olmuyor ki. Sabah kalkınca odaları temizlemeye girişiyorlar. Rahat vermiyorlar insana. Sonra yemek üstüne konuşmalar başlıyor ev sahibinin çocukları giriyor, bana ödevlerini düzeltiriyorlar. Derken yemek vakti geliyor. Yemekten sonra da ne zaman okuyacaksın? Yemekten sonra da uyuyorsun. Olga o kadar kesin olarak söylemişti ki inkar edemedi. Evet dedi. Niçin uyuyorsun? Vaktin nasıl geçtiğini bilmemek için. Sen yoktun Olga. Sensiz de hayat öyle boş, öyle çekilmez oluyor ki. Sustu. Olga gene gözlerini ona dikmişti. İlya dedi. Hatırlıyor musun bir gün parkta bana hayatının güzelleştiğini, artık senin için bir amaç, bir ülke olduğumu söylemiştim. Elimi eline almış ve bu el benim olacak demiştin. Ben de kabul etmiştim hatırlıyorsun değil mi? Nasıl unutabilirim? O el benim hayatımı baştan başa değiştirdi. Ne kadar mutlu olduğumu görmüyor musun? Hayır görmüyorum. Beni aldattın. Tekrar tembelleşiyorsun. Seni aldattım mı? Ne kadar zalimsin. Sana yemin ederim ki şu anda kendimi bir uçuruma atabilirim. Evet uçurum şu anda önünde olsa atarsın. Ama bir iki gün sonra korkarsın vazgeçersin. Hele Zahar'la Anis ya bundan konuşmaya başlarsa böyle aşk olmaz. Aşkımdan şüphe mi ediyorsun? Ben kendim için mi korkuyorum sanıyorsun? Ben senin şerefini düşünüyorum. Seni bir anne gibi dedikodulardan koruyorum senin bir başkasıyla mutlu olabileceğine inandığım anda hiç şikayet etmeden senden uzaklaşabilirim. Gerekirse senin için seve seve ölebilirim. Oblomov'un gözleri yaşla doldu. Buna gerek yok. Senden bunu isteyen yok. Ne diye hayatını feda etmeni isteyeyim? Sadece kendi işini yapmanı istiyorum. Ancak dürüst olmayan insanlar kendilerinden istenen şeyi yapmamak için istenmeyen ve yapılmayacak fedakarlıklardan söz ederler. Sen gerçi dürüstsün biliyorum ama... Bütün bu endişelerin, heyecanların sağlığımı ne hale koyduğunu bilemezsin. Seni gördüğüm andan beri senden başka düşüncem yok. Evet tekrar ediyorum. Benim hayatımın amacı sensin, yalnız sen. Seni kaybedersem aklımı kaybederim, ölürüm. Nefesim, bakışım, düşünüşüm, duyuşum hep seninle dolu. Senden uzak kaldığım günler kendimi kaybedişime, uykuya dalışıma niçin hayret ediyorsun? Her şeyden bezmiş, bıkmışım. Bir makine gibiyim. Bir şey yaparken ne yaptığımı bilmiyorum. Sen bu makinenin ateşi, hareket gücüsün. Oblomov, Olga'nın önünde diz çöktü ve belini doğrulttu. Gözleri eskisi gibi, parktaki gibi güvenli ve kararlı bir ışıkla parlıyordu. Şimdi her dediğin yere gitmeye, her dediğini yapmaya hazırım. Ben yalnız senin bakışınla, senin sesinle hayata kavuşuyorum. Olga bu coşkun sözleri ağır ve dalgın dinliyordu. Dinle İlya, dedi. Beni sevdiğine, sözümü dinleyeceğine inanıyorum. Peki ama niçin bu kararsızlıklarınla beni korkutuyorsun? Niçin beni senden şüphe etmeye sürüklüyorsun? Hayatımın amacısın diyorsun ama bana doğru yavaş yavaş, korka korka ilerliyorsun. Daha gidecek epeyce de yolun var. Sen benden üstün olmalısın. Senden bunu bekliyorum. Olga içini çekerek devam etti. Ben mutlu insanları bilirim. Nasıl sevdiklerini gördüm. Ruhlarından hayat ve hareket taşar. Onların dinlenmeleri de seninkinden başka türlüdür. Başlarını önlerine eğmezler. Gözleri hep açık durur. Pek uykuda uyumazlar. Hep bir işe koşarlar. Halbuki sen... Hayır, sen ne aşkı ne de beni amaç edinmiş görünüyorsun. Olga şüpheyle başını salladı. Oblama o derin ve heyecan içinde... Olga'nın elini öptü. Ayaklarına kapandı. Benim amacım sensin. Yalnız sen. Tanrım ne kadar mutluyum. İnsan seni nasıl aldatabilir? Senin uyandırdığın bir insanı nasıl tekrar uykuya dalabilir? Nasıl bir kahraman olmaz? Göreceksin. Andrei de görecek. Senin gibi bir kadının aşkı bir insanı nerelere kadar yükseltir göreceksiniz. Bak, bak bir kere bana bir ölümden sıyrılıp kurtulmuş bir insan değil miyim? Şu anda herkesten çok yaşıyor muyum? Yaşamıyor muyum? Kalk gidelim buradan artık. Duramam buralarda. Etrafına gerçekten iğrenerek baktı. Beni uyuşturdu burası. Nefret ediyorum. Bırak bütün gün bu duygularla yaşayayım. Ah şu içimdeki ateş yarın öbür gün her zaman yansa. Ne yazık ki sen olmayınca sönüyor. Ben de uyuşup kalıyorum. Şu anda yeniden dirildim. Bir mezardan çıktım. Öyle geliyor ki bana Olga sen dünyanın en güzel kadınısın. Bütün kadınların üstündesin. Sen Olga'nın elini kendi yüzüne koydu ve sustu. Artık tek kelime söylemiyordu. Çarpıntısını durdurmak için elini kalbine bastırdı. Yaşlı ve ateşli gözlerini Olga'ya dikti ve hareketsiz kaldı. Olga kendi kendine coşkun, şefkat dolu bir kalp dedi. Ama bunu parktaki gibi değil içini çekerek söyledi. Derin derin düşündü. Sonra tatlı bir sesle "Gitmem gerek artık." dedi. Oblomov birden kendine geldi. "Sen burada benim odamdasın."a İlham dolu coşkunluk geçmişti. Oblomov etrafına utanarak baktı. Söyleyecek ateşli sözler bulamadı. Telaşla Olga'nın mantosunu şapkasını aldı. Yanlışlıkla az kalsın mantosunu başına koyacaktı. Olga güldü. "Benim için telaş etme." Teyzem bütün gün evde olmayacak. Çıktığımızı yalnız Süt neneyle ile katyabiliyor. Hadi bana yolu göster. Olga Oblomov'un koluna girdi. Kendine hakim ve gönlü temiz olmanın gururu içinde sakin sakin avluya geçti. Köpek tabii alabildiğine havladı. Zincirini koparmaya çalıştı. Arabaya kadar yürüdüler. Olga bindi, gitti. Ev sahibinin pencerelerinden başlar sarkmış Anisya'nın başı köşe başındaki hendeğin içinden kalkmıştı. Araba başka bir sokağa sapınca Anisya eve döndü. Hiçbir yerde kuş konmaz bulamadığını söyledi. Zahar 3 saat sonra döndü ve 24 saat uyudu. Oblomov bir süre odanın içinde gezindi. Ne döşeme gıcırtılarının ne de kendi ayak seslerinin farkındaydı. Havada yürüyor gibiydi. Arabanın tekerlekleri hayatını, mutluluğunu alıp götürünce sıkıntıları dağıldı. Yüzü yeniden sevimli halini aldı. Gözleri sevinç ve heyecanla yaşardı. Bütün vücudunda bir sıcaklık, bir kudret, bir tazelik duyuyordu. Tekrar buradan kalkıp uzaklara gitmek dileğiyle yandı. Olga ile birlikte şut olsun bulmak, köye, kırlara, ormanlara gitmek. Bir odaya kapanıp durmadan çalışmak. Ribinski istasyonunda yolu yaptırmaya başlamak. Yeni çıkan ve herkesin ağzında dolaşan kitapları okumak, operaya gitmek. Mesela bu gece. Evet, madem Olga onu görmeye gelmişti, o da kalkıp Olga'ya giderdi. Oradan da birlikte operaya. Gün ne kadar doluydu. Olga'nın genç kız parıltısı, sağlığı, saf fakat keskin, sağlam zekasıyla tazelenen hava ne rahat teneffüs ediliyordu. Odanın içinde uçuyor gibiydi. Olga ona sanki ileri demişti. Yükseğe, daha yükseğe. Olga hayatı ne kadar açık görüyordu bu karma karışık dünyada hem kendinin hem de Oblomov'un yolunu nasıl buluyordu? İkisinin hayatı ırmaklar gibi birbirine karışacaktı. Oblomov onun rehberi, önderi olacaktı. Olga ondaki gizli güçleri, yetenekleri görmüştü. Neler yapabileceğini biliyor, hayatını ona bağlayacağı zamanı sessiz sessiz bekliyordu. Ah Olga, harika kadın, sakin, sade, fakat cesaretli, kararlı, hayat gibi tabii. Oblomov etrafına baktı. Sahi ne pis yer burası. Bir melek bu bataklığa indi ve içine nur serpti. Olga'nın oturduğu sandalyeye sevgiyle baktı ve birden gözleri parladı. Yerde sandalyenin yanında küçücük bir eldiven gördü. Alıp dudaklarına götürerek bu eldiven geleceğin bir müjdesi, bir sembolü deyip büsbütün coştu. Ev sahibi kadın kapıdan gözüktü. Satılık bez getirdiklerini görmek isteyip istemediğini sordu. Oblomov soğuk soğuk teşekkür etti. Dirseklerine bakmak bile aklından geçmedi. Çok iş olduğunu söyleyerek özür diledi. Sonra geçmiş yaz günlerini düşündü. En ufak şeyleri, gördükleri bir ağacı, oturdukları her sırayı, konuştukları her sözü hatırladı. Ve her şeyin şimdi o zamankinden daha da güzel olduğunu düşündü. İçi içine sığmıyordu. Şarkı söylüyor. Anisya ile dostça konuşuyor. Çocuğu olmadığı için ona takılıyor. İlk çocuğunun isim babası olacağını vaat ediyordu. Maşa ile o kadar gürültülü bir oyuna girişti ki ev sahibi tekrar gözüktü ve çalışırken beyefendiyi rahatsız etme diyerek Maşa'yı kovdu. Ertesi gün coşkunluğu daha da arttı. Olga da neşeliydi. Şarkı söyledi. Birlikte operaya gittiler. Operadan sonra çay içtiler. Çayda Olga Teyzesi Baron Oblomov o kadar içten, o kadar candan konuştular ki Oblomov kendini aileden biri gibi gördü. Yalnızlık bitmişti. Artık bir evi, hayatta tutunacak sağlam bir dalı vardı. İçine sıcaklık ve ışık dolmuştu. Hayat ne güzeldi. O gece az uyudu. Olga'nın kitaplarını bitirmek istiyordu. Bir buçuk cilt okudu. Kalbi çarparak düşündü. Yarın köyden mutlaka mektup gelecek. Nihayet. Ertesi gün Zahar odayı temizlerken yazı masasının üstünde küçük bir eldiven buldu. Bir süre eldivene baktı sonra gülümseyerek Oblomov'a verdi. İlyinskilerin küçük hanımı bırakmış olacak dedi. İlya İliç eldiveni elinden kaparak gürledi. Şeytan suratlı herif yalan söylüyorsun. Nereden çıkarıyorsun bunu? Gömleklerin provasını yapmaya gelen terzi kadın bıraktı. Ne cesaretle böyle hikayeler uyduruyorsun. Niçin şeytan oluyormuşum? Neyi uyduruyorum? Ev sahipleri söylüyor. Ne söylüyor? Canım, İlyinskilerin küçük hanımı hizmetçisiyle buraya gelmiş. İlyinskilerin küçük hanımı nereden bilecekler? Ya sen gevezelik etmişsindir ya Anisya. Anisya birdenbire sofanın kapısından uzanarak Tanrı'dan korkmuyor musun Zahar Trofimic? Ne diye böyle saçmalar söylüyorsun? Siz onu dinlemeyin efendim. Kimsenin ne dediği bir şey var ne bildiği. Size yemin ederim. Zahar dirseğiyle Anisya'yı korkutarak sen sus diye bağırdı. Her yere burnunu sokma. Kim soruyor sana? Anisya çekildi. Oblomov iki yumruğunu Zahar'a kaldırdı. Sonra birdenbire ev sahiplerinin tarafındaki kapıyı açtı. Agafya, Mat ve Evna yere oturmuş eski bir sandığı boşaltıyordu. Dört yanı kumaş parçaları, eski elbiseler, düğmeler, pamuklar kesik kesik kürtlerle doluydu. Oblomov tatlı fakat heyecanlı bir sesle bakın dedi. Hizmetçilerim birçok saçma söyler. Tanrı aşkına siz hiçbirine inanmayın. Ben bir şey duymadım. Ne söylemişler? Dünkü konuk için sözde bir hanım gelmiş. Kiracımıza gelen konuklar bizi ilgilendirmez. Ama rica ederim inanmayın. Bu bir kuru iftira. Gelen bir hanım değildi. Bana gömlek yapan bir terzi kadın. Prova için gelmişti. Ev sahibi ilgiyle sordu. Gömleklerinizi kime yaptırıyorsunuz? Fransız mağazasına. Bittiği zaman bana da gösterin. Ben iki kız tanıyordum. Fransızlardan çok daha iyi dikerler. İşlerini gördüm. Kont Melinski için diktikleri gömlekleri bana getirdiler. Kimse daha iyisini yapamaz. Sizin giydikleriniz de onların yanında hiç kalır. Peki bu tavsiyenizi unutmayın. Fakat buraya bir bayan geldi sanmayın. Sizin konuklarınızdan bana ne bir bayan da olsa. Hayır hayır. Zahar'ın dediği bayan dev gibi bir kadındır. Sesi de kalındır. Terzi'nin sesi ise incecik, çok güzel bir ses. İşittiniz herhalde. Rica ederim inanmayın. Bunlar benim işim değil. Gömlek yaptırmak istediğiniz zaman bana söylemeyi unutmayın. Ama ne güzel dikiyorlar. Bir tanesinin adı Liza Nikolayevna, ötekinin adı Maria Nikolayevna. Peki peki unutmam. Yalnız lütfen siz de inanmayın. Oblomov odasına girdi, giyindi ve Olga'ya gitti. Akşam eve döndüğü zaman masanın üstünde Oblomov çiftliğinin işlerine bakan komşusunun mektubunu buldu. Lambanın altına koştu. Okudu ve elleri yanına düştü. Komşusunun mektubunda şunlar vardı. Çiftliğinizin işlerini bir başkasına devretmenizi rica ederim. Benim yapılacak o kadar işim var ki çiftliğinize gerektiği gibi bakamadığımı itiraf ederim. Sizin bizzat gelip işlerinizi yoluna koymanız doğru olur. Hatta burada oturmanızı tavsiye ederim. Çiftlik çok güzel. Fakat fazla ihmal edilmiş. İlk önce ekim işlerini daha iyi bir düzene koymak gerekiyor. Bunlar siz olmadan yapılamaz. Köylüleriniz şımarmış. Yeni kahyayı dinlemiyorlar. Eskisi ise düzenbazın biri. Kollanması gerek. Gelirinizin miktarını söylemeye imkan yok. Bugünkü durumda 3000 ruble ancak alabilirsiniz. Buraya gelmek şartıyla. O da sadece buğdaydan. Çünkü köylülerin vereceği yıllık paraya güvenilemez. Köylüleri elinize almak, paranızı toplamak için 3 ay kadar bir zaman gerek. Ürün iyidir. Fiyatlar da yüksek. Satışa kendiniz bakarsanız parayı Mart'ta ya da Nisan'da alırsınız. Şimdilik kasada 5 para yok. Berliova yoluna ve köprüsüne gelince. Cevabınız o kadar geç geldi ki Odonso ve Belovdo, Belovodor'la birlikte Yolu benim çiftliğimden Nelke'ye kadar yapmaya karar verdik. Oblomovka yoldan bir aylığı uzakta kalacak. Sözün kısası bir an önce buraya gelmenizi rica ederim. Üç ay sonra gelecek yılın hesaplarını yapabilirsiniz. Ayrıca haber vereyim ki seçimler yaklaşıyor. İlçe yargıçlığına adaylığınızı koymak istemez misiniz? Ek olarak şunu da söylüyordu Evinizin durumu da kötü. Ahıra bakan hizmetçiye, arabacıya, iki ihtiyar kadına evden çıkıp hizmetçi kulübesine geçmelerini söyledim. Mektuba ek olarak toplanmış ambara veya satışa gönderilmiş buğdayların hesapları vesaire vesaire vardı. Kasada beş para yok. Üç ay için köye gitmek. Köylülerin işlerini düzene sokmak. Para işlerine bakmak. Seçimlere girmek. Bütün bunlar Oblomov'u bir sürü hortlak gibi sardı birdenbire kendini karanlık bir ormanda sandı. Her ağacın, her fundalığın arkasında eşkıyalar, hortlaklar, vahşi hayvanlar vardı. Korkan bir insan nasıl gördüklerine kalbi durarak, eli ayağı kesilerek, gözleri yarı kapalı bakmaya çalışırsa, Oblomov da öyle yapıyor, kendi kendine bu bir rezalet, ben bu işin arkasını bırakmam diyordu. Oblomov neler neler umuyordu. Mektup ona bu yıl alacağı parayı bildirecek, bu para da tabii bol tarafından olacaktı. Mesela altı yedi bin ruble. Ev hala sağlam kalmış olacak. Yeni ev yapılıncaya kadar içinde oturabilecek. Şimdilik köyden 3 dört bin ruble gelecek. Mektup Olga'nın mektupları gibi neşe, hayat ve aşk dolu olacaktı. Artık sevinçten uçmuyordu. Anisya'yla şakalaşmıyor, mutluluk mutlarıyla kanatlanmıyordu. Bütün bunları üç ay sonraya bırakmak gerekti. Hayır daha da sonraya. Çünkü 3 ayda ancak işlerini düzenleyecek, çiftliğinin ne durumda olduğunu öğrenecek ve ondan sonra evlenme işini. Korkuyla düşündü. Bir yıldan önce evlenmekten bahsedemem. Evet bir yıl. Önce planı bitirmek, mimarla her şeyi konuşmak, sonra... Oblomov bir ah çekti. Birdenbire aklına bir çare geldi. Borç almak. Sonra bu fikri kovdu. İmkanı yok. Vaktinde ödeyemezsem ne olur? İşler kötü giderse borçlular dava açar. Ve bugüne kadar temiz kalmış olan Oblomov adı Tanrı korusun. O zaman ne şerefi kalırdı ne rahatı. Başkaları borç alır ama sonra sıkıntıya girer çalışır. Uyku uyumaz rahat etmezler. İçlerine bir şeytan girmiş gibi olurlar. Evet borçlar şeytandır. Öyle bir kör şeytan ki insan onu ancak parayla söküp atabilir bütün hayatları boyunca hep başkalarının sırtından geçinen, sağdan soldan para alıp kılını bile kıpırdatmayan yaman adamlar da vardır. Nasıl rahat uyku uyurlar, nasıl yemek yerler, insanın aklı almaz. Borç, bu işin sonu ya bir kürek mahkumu gibi ömrü boyunca çalışmak ya da şerefsiz yaşamaktır. Oblomovka'yı rehine vermek. Fakat bu da bir çeşit borç. Hem öyle bir borç ki insanın yakasını bırakmaz.'' hiç geciktirmeye de gelmez. Her yıl bir para ödemek gerekir ve insana belki de yaşamak için para kalmaz. Mutluluk yine bir yıl geriye atılmıştı. Oblomov dertli dertli homurdanarak kendini yatağa attı. Fakat birdenbire kendine geldi ve kalktı. Olga ne diyecekti? Kız ona erkek bir adam diye bakmıştı. Gücüne güvenmişti. Onun ileri atılmasını, yükseklere ulaşıp oradan kendisine elini uzatmasını, onun elinden tutmasını, ona yol göstermesini bekliyordu. Evet evet ama işe nereden başlamalı? Bir süre düşündü. Sonra elini alnına vurdu ve ev sahiplerine gitti. Ev sahibi kadına "Kardeşiniz evde mi?" diye sordu. "Evde ama uyuyor. O halde lütfen söyleyin, yarın bana gelsin. Onunla görüşmek istiyorum." Ev sahibinin kardeşi ilk geldiği gibi odaya girdi. Gene dikkatli dikkatli bir sandalyeye oturdu. Ellerini ceketinin kolları içine çekti. İlya il için konuşmasını bekledi. Oblomov, hani bir vekaletname göndermiştik hatırlıyor musunuz? O iş için köyden çok üzücü bir cevap aldım. İşte okur musunuz lütfen? İvan Matveyeviç mektubu aldı. Okumaya alışkın gözleri satırlar üzerinde koşarken mektup elinde hafifçe titriyordu. Okuyup bitirince mektubu masaya koydu ve ellerini arkasına götürdü. Oblomov, şimdi ne yapmalı dersiniz diye sordu. İvan Matveyeviç, dostunuz oraya gitmenizi tavsiye ediyor dedi. 1200 verst, o kadar korkulacak bir yol değil. Bir hafta sonra yollar kızakla gidilebilir hale gelir. Gitseniz daha iyi edersiniz. Yolculuk alışkanlığını iyice kaybettim. Üstelik kış ortasında yolculuk. Doğrusu bana zor gelecek, pek gitmek niyetinde değilim. Zaten tek başıma köyde kalmak bir hayli sıkıntılı olacak. Size icar veren çok köylünüz var mı? Bilmiyorum. Çiftliğe gitmeyeli çok zaman oldu. Bilmeniz gerek. Yoksa işi nasıl yürütebilirsiniz? Gelirinizin ne tutacağını çıkaramazsınız. Evet bilmem gerek ama kış da geldi çattı. Verdikleri icar ne kadar tahmin edersiniz? Ne kadar mı? Galiba, durun bakayım, bir liste vardı bir yerde. Stoltz yazmıştı. Ama nereden bulayım? Zahar bir yere sokmuştur. Sonra gösteririm size. Aile başına 30 ruble sanıyorum. Köylüleriniz nasıl insanlar, nasıl yaşıyorlar? Fakir mi, zengin mi? Kendi hesabınıza kaç köylü çalıştırıyorsunuz? Oblomov ona doğru yürüdü. Üniformasının iki yakasını birden dostça tutarak ''Bakın bana'' dedi. İvan Matveyeviç derhal ayağa kalktı. Fakat Oblomov onu oturttu. Fısıldar gibi yavaş bir sesle, bakın bana, dedi. Ben icar işlerinden, toprak işlerinden, köylünün fakirinden, zengininden hiç anlamam. Yulafın, çavdarın, kilesi ne demektir? Kaç para eder? Hangi ayda ekilip içilir? Ne zaman nasıl satılır? Farkında değilim. Kendim de zengin miyim, fakir miyim? Bir yıl sonra yiyecek bir şey bulabilecek miyim? Yoksa direnecek miyim bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ivan Matveyevich'in yakalarını umutsuzca bıraktı. Biraz geri gitti. Kısacası, dedi, benimle konuşmanızı, bana öğüt vermenizi istiyorum. Bir çocuğa öğütü verir gibi. Ivan Matveyevich bir elini ceketinin düğmeleri arasına, bir elini arkasına koyarak saygılı bir gülümsemeyle. Öyle şey olur mu? Bütün bunları sizin bilmeniz gerek. Yoksa hiçbir şeyin hesabını bulamazsınız. Çiftlik sahibi çiftliğini nasıl kullanmak gerektiğini bilmez olur mu?" dedi. "Evet ama ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız bana öğretin. Ben bu işte hiç uğraşmadım. Bilenlere danışmak gerek. Hem bakın mektupta ne yazıyor? Seçimlere girmek. Bu herhalde iyi bir şey olur. Orada yaşarsanız mahkemede görev alırsınız. Bu arada çiftlik işlerini de öğrenirsiniz. Ben mahkeme nedir, içinde ne yapılır, ne iş tutulur bilmem. Alışırsınız. Burada bakanlıkta çalıştınız ya, iş her yerde aynıdır. Yalnız şekiller biraz değişir. Her yerde yönetmenlik, rapor, tutanak gibi şeyler vardır. İyi bir katibiniz olursa mesele kalmaz. Yalnız bir imza atarsınız. Hükümet dairelerinde işlerin nasıl yürüdüğünü bildikten sonra... Hükümet dairelerinde işlerin nasıl yürüdüğünü de bilmem. İvan Matveyeviç Oblomov'a tuhaf tuhaf baktı ve bir şey söylemedi. Sonra aynı saygılı gülümsemeyle... Galiba hep kitap okumakla vakit geçiriyorsunuz dedi. Oblomov acı acı kitap dedi ve sustu. Bu küçük memurun önünde içini açmaya cesaret edemiyordu. Buna gerek de yoktu. Kitapla da ilgim yok sözü dilinin ucuna geldi. Fakat bir şey söylemeden dertli dertli içini çekti. İvan Matveyeviç, Oblomov'un kitapları hakkındaki cevabını yüzünden okumuş gibi Herhalde gördüğünüz bir iş var. Başka türlü olmaz ki, dedi. Olur İvan Matveyeviç, olur. Ben bunun canlı örneğiyim. Ben neyim, kimim, gidin Zahar'a sorun. Size beyefendi diyecek. Evet, ben bir beyefendiyim. Hiçbir iş elimden gelmez. Siz benim için bir şey yapabilirseniz yapın. Bana yardım edin. Buna karşılık ne isterseniz alın. İlgisi olanın para kazanmak hakkıdır. Oblomov odanın içinde gidip gelmeye başladı. İvan Matveyeviç olduğu yerde duruyor, sadece vücudunu Oblomov'dan yana çeviriyordu. Böylece bir zaman geçti. Oblomov tekrar karşısına dikilerek, ''Siz nerede okudunuz?'' dedi. Bir lisede okumaya başladım. Ama babam öğrenimimin yarısında beni okuldan alıp bir daireye yerleştirdi. Fazla bir şey öğrenmedim. Okuma, yazma, gramer, hesap o kadar. Nasılsa işime göre kendimi ayarladım. Şöyle böyle yaşayıp gidiyorum. Siz tabii başka. Siz gerçek bilimlerle uğraşmışsınız. Oblomov için çekerek. Evet doğru, yüksek matematik, ekonomi, hukuk okudum dedi. Ama hiçbir işe yaramadı. Görüyorsunuz ya, bütün yüksek matematik bilgilerimle gelirimi bir türlü hesaplayamıyorum. Köye gittiğim zaman evde, çiftlikte, etrafta olup bitenlere baktım. Hiçbirinin okuduğum hukukla ilgisini görmedim. Buraya geldim. Ekonomi bilgisi belki işime yarar dedim. Ama dediler ki bu bilgi çok sonra. İhtiyarlığında işine yarayabilir. Şimdilik bir mevki sahibi olmak gerek. Bunun için de resmi mektup yazmasını bilmek tek şart. Böylece hiçbir şeyi benimseyemedim. Sadece bir beyefendi olarak kaldım. Sizse bir mesleği iyice kavramışsınız. Onun için bana işlerimi nasıl yoluna koyacağımı söyleyebilirsiniz. Evet olabilir. Oblomov karşısında durarak sözüne devam etmesini bekledi. Ivan Matveyevich çiftlik işlerinden anlayan bir adama bu işler devredilebilir vekaletname de ona verilebilir, dedi. Böyle bir adamı nereden bulabilirim? Bir meslektaşım var, İsay Fomich Zatiyorti. Biraz kekemedir ama tecrübeli bir iş adamıdır. Üç yıl büyük bir çiftliği idare etti. Ama kekeme olduğu için çiftlik sahibi işten çıkardı. O da bizim daireye geldi. Ama kendisine güvenilebilir mi? Bundan yana hiç merak etmeyin. Çok namuslu bir adamdır. Kendisine işvereni memnun etmek için cebinden para bile harcar. 11 yıldır bizim dairede çalışıyor. İyi ama memursa köye nasıl gider? 4 aylık bir izin alır. Kabul ederseniz kendisini buraya getiririm. Tabii bu işte bedava olmaz. Elbette. Kendisine yolluk, gündelik verirsiniz. İşi bitince de toptan bir para alır. Mutlaka gider. Oblomov elini uzatarak size çok minnettarım dedi. Beni büyük bir sıkıntıdan kurtardınız. İsmi neydi? İsa İfomiç dedi. Eline elbisesinin koluna silerek Oblomov'un elini tuttu. Sonra hemen çekerek tekrar elbisesinin koluna soktu. Yarın kendisiyle konuşurum. Alır gelirim. Peki yemeğe gelin konuşuruz. Size çok çok teşekkür ederim. Oblomov Ivan Matveyeviç'i kapıya kadar uğurladı. Aynı günün akşamı Ivan Matveyeviç ile Tarantiev bir yüzü Oblomov'un sokağına, öbür yüzü nehre bakan iki katlı bir evde oturuyorlardı. Burası lokantaya benzer bir yerdi. Önünde birkaç boş araba durur, arabacılar aşağı katta oturur, çay içerlerdi. Üst kat, Viborg mahallesinde oturan efendilere mahsustu. Ivan Matveyeviç ile Tarantiev'in önünde çay, bir şişede rom vardı. Ivan Matveyeviç titreyen elleriyle bardağına rom dökerek Hakiki Jamaika romu dedi. Hadi nazlanma iç. İtiraf et ki bu ikramı hak ettim. Senin ev çürüyünceye kadar böyle bir kiracı bulamazdın. Doğru, doğru. Eğer işler yoluna girer, Zatiorti'de köye giderse karlı bir iş olur. Birader, sen de pek cimrisin. Seninle pazarlık etmek gerek. Düşün, böyle bir kiracı için bana 50 ruble veriyorsun. Ama korkarım evi bırakacak, gideceğim diye tutturmuş. Senin biraz daha akıllı olduğunu sanırdım. Nereye gidecek yahu? Şimdi artık kovsan da bir yere gidemez. Ya düğün? Evlenecek diyorlar. Tarantiyev güldü. Evlenecekmiş. Bahse girerim evlenemez. Sen ne söylüyorsun? Bu adam zaharsız uyku bile uyuyamaz. Nereden evlenecek? Şimdiye kadar onu hep ben idare ettim. Ben olmasaydım ya açlıktan ölür ya da hapse girerdi. Ne polise cevap verebilir ne de ev sahibine. Bir şey sordular mı aklı başından gider. Hep ben kurtarırım. Hiçbir şeyden çaktığı yok. Sahi öyle. Ne mahkemeden anlarım diyor, ne hükümet işlerinden. Ne kadar köylüsü olduğunu bile bilmiyor. Ne biçim adam bu? İnsanın güleceği geliyor. Kontrada ne dersin? kontrata? şu yazı işlerinde yamansın. Bana rahmetli babamı hatırlatıyorsun. Ben de yazıda iyiydim ama sonradan alışkanlığımı kaybettim. İyice kaybettim. Bir yazmaya oturdum mu gözlerim sulanmaya başlıyor. Herif de okumadan imza etti. Neler vardı içinde? Sebze bahçeleri, ahırlar, araba yerleri. Evet Rusya'da kağıtları okumadan imza eden budalalar oldukça biz aç kalmayız. Yoksa halimiz nice olurdu? Eskilere bakarsan hayat başka türlüymüş. 25 yıl çalıştıktan sonra elimene geçti. Viborg mahallesine tıkılmış kalmışım. Yiyecek bol gerçi. Bundan yana şikayetim yok. Ama kibar bir mahallede bir ev, arabalar, zengin bir karı, iyi yetişmiş çocuklar. Bunlar bizden uzak. Bendeki surat bunlara göre değil. Parmaklarım kıpkırmızı. Niçin vodka içiyorum? İçmezsen de ne halt edersin? Bana uşaktan betersin diyorlar. Hizmetçiler bile bugün böyle çizme giymezlermiş. Her gün de gömlek değiştirirlermiş. İyi terbiye görememişim. Zamane züppeleri bizi de bıraktılar üstün tavırlar takınıyorlar. Okuyorlar, Fransızca konuşuyorlar. Ama hiçten işten çaktıkları yok. Yo, çakmasına çakıyorlar. İşler eskisi gibi değil. Her şeyin basit olmasını istiyorlar. Bize iş kalmıyor. Böyle yazı yazılmaz diyorlar. Boşuna zahmetmiş bu. Vakit kaybetmekmiş. Daha kolay yolu varmış. Bütün işleri bozuyorlar. Ama kontrat imzalandı. Sen ona bak. Bu işi bozamazlar. ''Evet, bu artık oldu. Hadi gel içelim. Bir de şu zatiyortiyi Oblomovka'ya gönderebilsek biraz tüylenir.'' Ondan sonra da mirasçılar hava alır. ''Alsınlar. Zaten esas mirasçı yok. Uzak birkaç akraba. Bütün korkum evlenmesinde.'' ''Korkma diyorum sana. İnan ki evlenemez. Sahi mi diyorsun?'' İvan Matveyeviç fısıldayarak devam etti. ''Biliyor musun, kız kardeşimde de gözü var.'' Tarantiyev hayretle, yok canım dedi. Ama hiç sesini çıkarma, Tarantiyev hayretini güç yenerek, birader rüyada görsem inanmazdım. Peki kız kardeşin ne diyor bu işe? O mu canım bilmez misin? Eliyle masaya vurarak, nah vurdun duymazın biridir. İşini bilmiyor ki, inekten farkı yok. Vursan da sevsen de geviş getirir durur. Onun yerinde başka kadın olsa neler yapmazdı. Ama ben gözlerimi dört açıyorum. Bu işten çok şeyler çıkabilir. Oblomov, İlinskilerin merdivenlerini çıkarken dört ay daha diyordu. Dört ay daha bu eziyete, bu gizli buluşmalara, bu tuhaf bakışlara, gülümsemelere katlanmak gerek. Ne olur bitse artık. Olga da beni hep böyle sıkıştırıp duracak. Bugün, yarın, öbür gün hep bu. Öyle kararlı, öyle inatçı ki. Oblomov Olga'nın odasına kadar kimseye rastlamadan gitti. Olga yatak odasının yanındaki küçük konuk odasında bir kitaba dalmıştı. Oblomov o kadar ani olarak karşısına dikildi ki Olga önce şaşırdı, sonra gülümsedi ve ona sevgiyle elini uzattı. Ama gözleri hala kitapta gibiydi. Dalgın görünüyordu. Oblomov "Yalnız mısın?" dedi. "Evet, teyzem Tsarskoye Selo'ya gitti. Beni de götürmek istiyordu. Yemekte hemen hemen yalnız olacağız." Yalnız Maria Semyonovna no, gelecek. Yoksa seni kabul edemezdim. Bugün de teyzemle konuşamayacaksın. Nedir bu aksilik? Ama yarın. Ya ben de teyzemle gitseydim ne yapardın? Oblomov bu şakaya cevap vermedi. Olga sordu. Bir şeye mi canın sıkıldı? Köyden bir mektup aldım. Ne diyor getirdin mi? Oblomov mektubu verdi. Olga mektuba şöyle bir bakarak. içinden çıkamıyorum dedi o mektubu alıp okudu. Olga düşünceye daldı. Şimdi ne olacak diye sordu. Bu sabah ev sahibinin kardeşiyle konuştum. Bana Fomich Zatiorti diye birini tavsiye etti. İşi ona vereceğim. Yabancı bir adama. Gidip köylülerden para alacak, kavgaları gürültüleri bastıracak, buğday satışına bakacak ha? Zatiorti çok namuslu bir adamdır diyor. 12 yıl aynı dairede birlikte çalışmışlar. Yalnız biraz kekemeymiş. Peki ya ev sahibinin kardeşi nasıl bir adam? Onu tanıyor musun? Hayır ama becerikli bir adama benziyor. Hem de evinde oturuyorum. Beni aldatmaktan utanır. Olga yere baktı, bir şey söylemedi. Ne yapayım? Bu adamı görme, göndermezsem benim gitmem gerekecek. Doğrusu benim de hiç niyetim yok. Yolculuğa hiç alışık değilim, hele kış ortasında. Hiç yaptığım iş değil. Olga hala yere bakıyor. Ayakkabısının ucunu bir ileri bir geri sürüyordu. ''Gitsen bile bir işe yaramaz. İşleri düzeltemem. Köylüler beni kandırır. Kahya her istediğini söyleyip beni inandırır. Canının istediği kadar para verir. Ah, Andrei'nin burada olmaması ne fena. O her şeyi yoluna koyardı.'' Olga gülümsedi ama yalnız dudaklarıyla, kalbiyle değil. Kalbinde acılık vardı. Pencereden dışarıya bakıyor, bir gözünü hafifçe kapayarak geçen arabaları seyrediyordu. Zatiorti'yi büyük bir çiftliği idare etmiş. Ama kekelediği için işinden atmışlar. Vekaletnamemi ve planları ona vereceğim. Ev için yapı malzemesini alır. Paraları toplar, buğdayı satar, parayı getirir. O zaman Oblomov, Olga'nın elini öperek sözlerine ekledi. Senden ayrılmayacağıma çok memnunum Olga. Sen siz tek başıma köyde ne yapardım? Çok feci olurdu. Ama şimdi dikkatli davranmalıyız. Olga ona gözlerini dikip sustu. Evet, birbirimizi daha seyrek görelim. Dün gene ev sahiplerinde bizden söz etmişler. İstemiyorum bunu. Bu adam işleri düzeltip parayı getirince birinci yıl içinde her şey halledilir. O zaman artık hiç ayrılmayız. Teyzene her şeyi anlatırız ve... Olga'ya baktı. Olga bayılmıştı. Başı bir yana düşmüş, moraran dudaklarının arasından dişleri görünüyordu. Kurduğu tatlı hayaller içinde kendini kaybeden Oblomov, bu adam işleri düzeltip parayı getirince dediği zaman Olga'nın sapsarı kesilip kendisini işitmez olduğunu fark etmemişti. Olga, aman tanrım bayılmış. Çıngırağı aldı. Koşa koşa içeri gelen Katya'ya, Olga bayıldı çabuk su getir, nane ruhu getir dedi. Vah vah bu sabah ne kadar neşeliydi ne oldu? Katya Teyzenin masasından getirdiği ruhlar ve bir bardak suyla Olga'nın etrafında fır dönmeye başladı. Olga kendine geldi. Katya'nın koluna girerek yerinden kalktı ve yatak odasına doğru yürüdü. Bir şeyim yok, sinirden gece iyi uyuyamadım. Katya kapıyı kapa. Beni bekle. Şimdi iyileşir gelirim. Oblomov yalnız kaldı. Kapıya kulağını dayadı. Anahtar deliğinden baktı ama bir şey görmedi. Ses seda yoktu. Yarım saat sonra sofaya çıkıp hizmetçilerin odasına kadar gitti. Katya'ya Olga'yı sordu. Şimdi iyi, biraz uzandı. Beni dışarı çıkardı. Biraz sonra baktım, koltukta oturuyordu. Oblomov tekrar konuk odasına geldi. Tekrar kapıya sokuldu. Bir şey duymadı. Kapıya tık tık vurdu. Ses yok. Oturup düşünmeye başladı. Bu bir buçuk saat içinde kafasından birçok şey geçti. Birçok düşüncesi değişti, birçok yeni karar aldı. Son kararı şuydu. Köye Zatiyorti ile gidecek, ondan önce teyzeden evlenme iznini alacak, nişanı ilan edecek, İvan Gerasimovic'i bir ev bulmaya memur edecek, düğün içinde bir yerden borç alacaktı. Borcu buğdaydan gelecek parayla ödeyebilirdi. O halde ne diye bu kadar üzülmüştü? Bir an içinde insan nasıl her şeyi başka türlü görmeye başlıyor? köyde Zatiyorti ile paraları toplayacaktı. Son çare olarak olsa da başvurabilirdi. Ona bir miktar para verebilir hem de gelip Oblomovka'yı yeniden yoluna koyabilirdi. O zaman kendisi de artık her tarafa yollar yaptırır, köprüler kurar, okullar açardı. Olga da yanı başında olurdu. İşte istediği mutluluk bu değil miydi? Ne diye bunları daha önce düşünmemişti? Birden öyle sevindi, içi öyle aydınlandı ki Odanın içinde parmaklarını şıkırdatarak, keyfinden bağırmak isteyerek bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Olga'nın kapısına gitti. Anahtar deliğinden sakin, tatlı bir sesle Olga, Olga dedi. Sana bir şey söyleyeceğim. Hiç tahmin etmediğin bir şey. Teyze gelince kadar kalmaya karar vermişti. Bugün konuşuruz ve eve Olga ile nişanlanmış olarak dönerim. Kapı yavaşça açıldı ve Olga gözüktü. Oblomov'un onu görünce maneviyatı bozuldu. Bütün neşesi kaçtı. Olga ihtiyarlamış gibiydi. Solgundu fakat gözleri parlıyordu. Kapalı dudakları, yüzünün her çizgisi gergin bir ruh hali içinde olduğunu gösteriyordu. Fakat bu halini zoraki sakinliği ve hareketsizliği bir buz gibi örtüyordu. Oblomov onun gözlerinde bir karar okudu. Ne olduğunu henüz bilmiyordu ama Kalbi her zamankinden daha hızlı çarpmaya başladı. Hayatında hiç böyle bir an yaşamamıştı. Oblomov, ah Olga dedi. Bana böyle bakma, korkuyorum. Fikrimi değiştirdim. İşleri çok başka bir şekilde tertipleyeceğim. Sesini alçalttı, durdu. Olga'nın gözlerinde, dudaklarında, anlamlı kaşlarında biliren bu yeni ifadeyi kavramaya çalıştı. Köye vekilimle birlikte gitmeye karar verdim. Böylece... Oblomov'un son kelimeleri artık duyulmaz olmuştu. Olga susuyor, bir hayalet gibi ona dik dik bakıyordu. Oblomov nasıl bir hüküm giyeceğini biraz keşfeder gibi olmuştu. Şapkasını aldı. Fakat bir türlü soramıyordu. Temyizi olmayan korkunç kararı duymak istemiyordu. Sonunda kendini yendi ve değişik bir sesle ''Anladığım doğru mu?'' dedi. Olga doğru der gibi başını hafifçe eğdi. Oblomov bunu önceden keşfetmiş olmakla beraber sarardı ve hareketsiz kaldı. Olga acı çekiyordu. Fakat mermer bir heykel gibi umutsuzluk içinde insanın bir an içinde olsa kendini tutabilmesinden gelen tuhaf anormal bir rahatlık içindeydi. Yarısını eliyle tutan bir insan gibiydi. Söylemek istediği şeyi söyleyip ölebilirdi. Ablam o sordu. Benden nefret etmeyecek misin? Olga hafif bir sesle niçin nefret edeyim dedi. Her şey için. Sana yaptıklarım için. Bana ne yaptın? Seni sevdim. Bu bir hakaret sayılır. Olga acıyarak gülümsedi. Oblomov başını eğdi. Beni başka türlü bir adam sanıp aldandığın için, sonradan utanç duyacağını, pişman olacağını sana söylediğimi hatırlarsan belki beni affedersin. Olga, pişman değilim, dedi. Yalnız kendimi bitkin, çok bitkin hissediyorum dedi ve durup nefes aldı. Benim durumum daha kötü fakat buna layığım. Sen için üzülesin? Benimki gurur yarası. Cezamı çekiyorum. Kendi gücüme çok fazla güvendim. Kabahatim bu oldu. Yoksa senin korktuğun şey değil. Benim aradığım gençlik, güzellik gibi şeyler değildi. Seni dirilteceğimi sanmıştım. Benim için hayata bağlanırsın diyordum. Ama sen çoktan ölmüşsün. Bu kadar aldanacağımı tahmin etmiyordum. Hep umuyor, bekliyordum. Şimdi ise... Olga içini çekti. Konuşmaya takati yoktu. Sustu ve oturdu. Ayakta duramıyorum, bacaklarım titriyor. Benim yaptıklarımla bir taş bile canlanırdı. Artık hiçbir şey yapmayacağım. Bir adım atmayacağım. Parka bile gitmeyeceğim. Hepsi boş. Sen ölmüşsün. Bana hak veriyorsun değil mi İlya? senden gururuma, hevesime kapılarak ayrıldığımı hiçbir zaman söylemeyeceksin değil mi? Oblomov hayır diye başını salladı. Olga, hiçbir umut, yapılacak hiçbir şey kalmadığına eminsin değil mi? diye sordu. Oblomov, evet öyle dedi. Ama belki bir yıl sonra... Oblomov mutluluğuna son darbeyi vurmaya razı olamıyordu. Olga, bir yıl içinde işlerini düzeltip hayatını yoluna koyacağına inanıyor musun? diye sordu. İyi düşün. Oblomov içini çekti. Düşündü. Kendi kendisiyle cenkleşti. Olga bu cenkleşmeyi yüzünden okuyordu. Dinle, dedi. Demin odamda annemin resmine bakıyordum. Onun gözlerinden cesaret ve öğüt aldığımı sanıyordum. Şerefli bir insan olarak. Unutma İlya, biz çocuk değiliz. Bu iş bir şaka değil, bütün hayatımızla oynuyoruz. Açık olarak kendi vicdanına sor ve bana söyle. Sana inanırım. Bütün ömrünce benim istediğim gibi yaşayabilecek misin? Olmanı istediğim gibi bir adam olacak mısın? Beni tanıyorsan ne demek istediğimi anlarsın. Eğer iyice düşünüp cesaretle evet dersen kararımı geri alırım. İşte elim. İstediğin yere gidelim. Yabancı ülkelere, köye, Hatta istersen Viborg mahallesine. Oblomov biraz sustuktan sonra seni ne kadar sevdiğimi bilsen dedi. Sevgini ispat etmeni istemiyorum senden. Sadece kısa bir cevap istiyorum. Bana işkence etme Olga. Söyle İlya, haklı mıyım değil miyim? Oblomov açık ve kesin olarak, evet haklısın dedi. O halde ayrılmalıyız. Seni burada kimse görmesin benim ne kadar bitkin olduğumu fark etmesinler. Oblama bir türlü gidemiyordu. Olga sordu. Evlensek bile ne olacaktı? Oblomov cevap vermedi. Her gün biraz daha derin bir uykuya dalacaktın değil mi? Ben ne olacaktım? Benim nasıl bir insan olduğumu biliyorsun. Hiçbir zaman ihtiyarlamayacağım. Yaşamaktan bezmeyeceğim. Halbuki seninle günü gününe bir hayat sürecektim. Noel'i, karnavalı bekleyecektik. Konukluğa dansa gidecektik. Hiçbir şey düşünmeyecektik. Akşam olunca hemen yatacak, günün bu kadar rahat geçmiş olmasına şükredip ertesi gün uyanınca dünkü gibi bir gün geçirmeyi dileyecektik. Geleceğimiz bu olacaktı değil mi? Sen buna hayat mı diyorsun? Ben kahrolurdum, ölürdüm. Ama niçin? Niye? Bari sen mutlu olur muydun? Ablam o tavana baktı. Kımıldamak, kaçıp gitmek istedi. Ayakları ona itaat etmiyordu. Bir şey söylemek istedi. Ağzı kupkuruydu. Dili dönmüyor. Sesi boğazından çıkmıyordu. Elini Olga'ya uzattı. O halde diye başladı. Fakat devam edemedi. Cümlesini elveda der gibi gözleriyle tamamladı. Olga da konuşmak istedi ama konuşamadı. Ona elini uzattı. Fakat dokunmadan geri çekti. O da elveda demek istedi. Fakat ağzından sadece boğuk bir ses çıktı. Yüzü bir tuhaf oldu. Elini ve başını Oblomov'un omzuna koydu ve hıçkırmaya başladı. İradesini kaybetmiş gibiydi. Sağ su elinden gitmiş, ortada ıstırap karşısında aciz, basit bir kadın kalmıştı. Hıçkırıklar arasında elveda diyordu. Oblomov susuyor, onu durdurmaya cesaret edemeyerek korku içinde bekliyordu. Ne ona ne kendisine merhamet duyuyordu. Ama acınacak bir haldeydi. Olga bir koltuğa düştü. Dirseğini masaya dayadı ve mendilini yüzüne kapayarak acı acı ağladı. Gözyaşları parktaki gibi ani ve geçici bir kederden doğan coşkun bir sele değil, boş kırlara, sine sine yağan kasvetli sonbahar yağmurlarına benziyordu. Oblamov nihayet, Olga dedi. Niçin kendine eziyet ediyorsun? Beni seviyorsan benden ayrılma. Beni olduğum gibi kabul et. iyi taraflarımı sev. Olga başını kaldırmadan iki yanına salladı. Hayır, hayır benim için merak etme. Acı duyacağımdan korkma. Kendimi bilirim. Şimdi doyasıya ağlarım ve bir daha ağlamam. Beni durdurmaya kalkma. Git artık. Hayır, dur biraz. Tanrı beni cezalandırıyor. İçme bir hançer sokuyor. Şurama, kalbime. Tekrar hıçkırmaya başladı. o, ya bu acı sürer giderse, dedi. Sağlığın bozulursa, Böylesi gözyaşları zehirdir. Olga, meleğim, ağlama. Unut hepsini. Hayır, bırak ağlayacağım. Ben gelecek için değil, geçmiş için ağlıyorum. Her şey gitti, uzaklaştı. Ağlayan ben değilim. Hatıralarım ağlıyor. Yaz ayları, park. Hatırlıyor musun? Ağaçlı yolu, leylakları düşünüyorum. Bu hatıralar kalbimi dolduruyor. Onları koparmak acı, pek acı. Olga ya ölürsen? Olga düşün biraz. Olga başını kaldırdı ve gözyaşları arasından Oblomov'a bakmaya çalışarak hayır ölmem dedi. Ben artık anladım ki sende sevdiğim, sende bulmak istediğim şey şıt olsun bana gösterdiği, onunla birlikte kurduğumuz şeydi. Olan bir Oblomov'u değil, olacak bir Oblomov'u sevdim. Sen iyisin, dürüst bir insansın İlya, duygulusun ama bir kumru gibi.'' Başını kanadının altına sokuyor ve öylece kalıyorsun. Bütün hayatını tavan arasında ötmekle geçirebilirsin ama ben öyle değilim. Bu kadarı bana yetmez. Ben başka şeyler istiyorum. Ama nedir bu şeyler bilmiyorum. Sense bana neyi aradığımı söyleyemezsin. İstediğim şefkat değil ki benim. Onu herkes verebilir. Oblomov'un bacakları hiç tutmaz oldu. Bir koltuğa yığıldı. Mendiliyle ellerini ve alnını sildi. Bu son söz çok insafsızcaydı. Ablamı çok derinden yaraladı. Birden içi yanmış, vücudu buz kesilmiş gibi oldu. Çıplaklığı yüzüne vurulan bir dilenci gibi mahcup, zavallı bir gülümsemeyle cevap verdi. Bu hakaret ve heyecan onu yıkmıştı. Umutsuzca gülümseyerek oturuyordu. Bütün parıltıları giden gözleri şunları söylüyordu. Evet, ben zavallı, aciz bir garibim. Vurun bana. Olga birdenbire sözlerinin ne kadar zehirli olduğunu anladı. Oblomov'a doğru atılarak tatlı, şefkatli bir sesle ''Affet beni dostum'' dedi. ''Ne söylediğimi bilmiyorum. Deli gibiyim. Her şeyi unut. Yine eskisi gibi olalım. Bir şey değişmemiş olsun.'' Oblomov ayağa kalktı. Kararlı bir tavırla önünde durarak ''Hayır'' dedi. ''İmkansız. Gerçeği söylediğine pişman olma. Ben bütün bunları hak ettim.'' Ben hayaller peşinde garip bir kadınım. Kör olası bir huyum var. Niçin başka kadınlar, niçin Soniçka bu kadar mutlu da? Olga ağlamaya başladı. Nihayet mendilini çekiştirerek, Git, dedi. Yoksa dayanamayacağım. Olga mendilini yüzüne kapayarak hıçkırıklarını tutmaya çalışıyordu. Birden başını kaldırdı. Niçin her şey böyle berbat oldu? Sana kim beddua etti, İlya? Ne günah işledin? İyi yüreklisin, zekisin, duygulusun, soylusun ama gene de eriyip gidiyorsun. Seni için için yiyen nedir? Bu hastalığın bir adı yok mu? Oblomov zor işitilir bir sesle, var dedi. Olga yaş dolu gözleriyle sorar gibi baktı. Oblomov, Oblomovluk diye mırıldandı. Sonra Olga'nın elini tuttu. Öpmek istedi öpemedi. Yalnız dudaklarının üzerine kuvvetle bastı ve sıcak gözyaşları Olga'nın parmaklarına döküldü. Başını kaldırmadan, yüzünü göstermeden arkasına döndü ve odadan çıktı. Bütün gün nerelerde dolaştığı, neler yaptı Tanrı bilir. Fakat eve pek geç döndü. Kapının vurulduğunu, köpeğin havladığını ilk duyan ev sahibi oldu. Zahar'la Anisya'yı uyandırıp efendilerinin geldiğini söyledi. İlya İlyiç, Zahar'ın kendisini nasıl soyduğunu, ayakkabılarını nasıl çıkardığını, omuzlarına hırkasının nasıl attığını fark etmedi bile. Yalnız gözü hırkaya ilişerek nedir bu diye sordu. Bugün ev sahibi getirdi. Yıkamış tamirde de etmiş. Oblomov bir koltuğa oturdu ve artık kımıldamadı. Çevresinde her şey uykuya ve karanlığa gömülmüştü. Başını ellerinin içine almış, ne karanlığı fark ediyor ne de saatin seslerini duyuyordu. Zihni belirsiz, garip düşüncelerin kargaşalığı içinde kaybolmuştu. Düşünceleri gökte birbirine bağlanmadan başıboş dolaşan bulutlar gibiydi. Hiçbirine hakim olamıyordu. Kalbi ölmüş, bir an için hayatının akışı durmuştu. Eski düzeni bulabilmesi, yeniden yaşayabilmesi için zaman gerekti. Darbe çok şiddetli gelmişti. Oblomov ne vücudunu, ne yorgunluğunu, ne de herhangi bir ihtiyacını hissediyordu. Bir kaya parçası gibi bütün gün olduğu yerde kalabilir, ya da bir makine gibi bilinçsiz yürüyebilir, öteye beriye gidebilirdi. İnsan böyle durumlarda ya kaderine boyun eğer ve bünyesi eski düzenini bulur ya da acının ağırlığı altında ezilir ve belki bir daha belini doğrultamaz. Oblomov nerede oturduğunu, hatta bir yerde oturup oturmadığını bilmiyordu. Şafağın söktüğünü fark etmedi bile. İhtiyar'ın kuru öksürüğünü, kapıcının avluda odun kırdığını Evin içindeki gürültü patırtıyı işitiyor fakat duymuyordu. Akulina'nın pazara gittiğini, Ivan Matveyevich'in koltuğunda kağıt tomarıyla yoldan geçtiğini hem görüyor hem görmüyordu. Ne horozların sesi, ne köpeğin havlaması, ne sokak kapısının gürültüsü onu denin uyuşukluğundan uyandırabiliyordu. Evin içinde fincan, bardak şıngırtısı, semaver sesi işitildi. Nihayet saat ona doğru Zahar elinde tepsiyle kapıyı açtı. Her zamanki gibi kapıyı ayağıyla vurup kapamak istedi. Ayağı boşa gitti ama tepsiyi düşürmedi. Uzun denemelerden sonra artık eli alışmıştı. Hem de Anisya'nın kapı aralığından kendisini gözetlediğini, bir şey düşünürse gelip onu kurtaracağını, utandıracağını da biliyordu. Zahar, koca tepsiyle, iki eliyle sarılmış, çenesini göğsüne çekerek yatağa kadar kazasız geldi. Fincanları yatağın yanındaki masaya koyacağı sırada yatağın olduğu gibi durduğunu, efendisinin içinde yatmadığını gördü. Şaşırdı. Bir fincan, arkasından şeker kabı yere düştü. Onları tutayım derken tepsi sallandı. Ne var ne yok hepsi yere serildi. Tepsinin üstünde sadece bir kaşığı tutabilmişti. Anisya'nın ekmeği, şekeri, fincan parçalarını topladığını görünce, "Nedir bu başımıza gelen?" dedi. "Beyefendi nerede?" Beyefendi koltukta oturuyordu. Yüzü onun yüzü değildi. Zahar ağzı açık baka kaldı. Ne? İlya İliç, bütün gece koltukta mı kaldınız? Niçin yatmadınız? Oblomov yavaş yavaş başını çevirdi. Bir şey görmeden Zahar'a, dökülmüş kahveye ve şekerlere baktı. Ayağa kalkıp pencereye doğru yürürken, ya sen fincanın için kırdın, dedi. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Yer bembeyazdı. Oblomov, çiti, sebze bahçesini iyice örten karlara dalgın dalgın bakarak, kar kar dedi. Sonra kısık, umutsuz bir sesle mırıldandı. Her şeyi, her şeyi örtmüş. Yatağına yattı ve ağır, rahatsız bir uykuya daldı. Ev sahiplerinin kapı sesiyle uyandığı zaman öyle geçmişti. Kapıdan çıplak bir kol ve içinde dumanı tüten bir börekle bir tabak göründü. Tatlı bir ses sordu. Bugün pazar, kıymalı börek yaptık. Biraz yemez misiniz? Bir cevap çıkmadı. Oblomov ateşler içinde yanıyordu.